Hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar. Dürbünden yansıyanlar Eylül ayının son programında sizlerle birlikteyiz. Güzel koşullar seçtik. Nostalji kuşağımız bu akşam. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz. Duygusal anlar yaşayacağız bu akşamki nostaljide. Güzel koşullar seçtik. Tartışmalı koşullar var. Şampiyon jokerimiz Yalçın Akağaç. Şampiyon antrenörümüz Mehmet Ali Beycan. Hazırız. Sizler de hazırsanız hemen giriş yapalım. Hoş geldiniz diyerek. Yalçın, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de özledim sizi valla. Nasıl geçti tatil? Harika. Güzel. Güzeldi. Güzel bir yayın olmasını diliyorum. Bayağı güzel koşularımız var. Yoğun bir tempomuz olacak. Şimdiden herkese iyi akşamlar, iyi seyirler diliyorum. Hocam. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Tekrar hoş geldin. Bir hafta özlettin kendini. Sağ olun. Sen Bodrum'da gezerken biz de sevgili Yalçın'da çeşme altındaydık. Tamam, çeşme altı. İyi yayınlar olsun. İnşallah at severleri mutlu edecek bir yayın olur. Teşekkür ediyoruz. Hemen giriş yapıyoruz efendim. Son klasikler, önemli klasiklerden biri Ankara'da 3 yaşlı İngiliz sayılarının Ankara Kuzu Tribute Crown'un son ayağıydı. Tabii üçlü taçı yapacak bir safkan yoktu ama Gazi Koşusu'nun revanşı merak ediliyordu özellikle. Burgaz revanşı vermedi. Koşuyu Ahmet Çelik'le kazandı. Ekrana geliyor koşunun hemen görüntüleri efendim. Rear Runner Gazi Koşusu'nda ikinci olan isimdi. Yine ikinci oldu çok yakın farkla. Turgut Lefesi ve Vinci Tore 3 ve 4 oldular. Tabii çok konuşuldu koşudan sonra. Evet. Sprint mesafesi, zamanlama. Ama şöyle bir durum da tartışıldı yarış kamuoyunda. Yani evet, Rihanna'nın ne yapacağı belli. Sprint atacak. Evet. Ama Burgas'ın ne yapacağı belli değil. Yani nerede yürüyeceği, nasıl tempo vereceği, nerede hamle yapacağı gerçekten belli olmayan bir safkan. Bu bağlamda Rihanna yine sonlardaki ataklarına geldi fakat yetiştiremedi Yalçın. Aslında bu yarış özelinde belliydi Burgas'ın ne yapacağı. Çünkü Burgas startı da iyi alan, yavaş tempolarda yakın takip eden Mehmet Akif Ersoy koşusunu hatırlayalım. Aynı birebir kopyası. Evet. O yarışın, bu yarış birebir kopyası. Tabi o yarışta Rerunner yoktu. Sait Akson'u tercih etmiştir Rerunner. Şimdi bu yarışta da belli Vinci Tore önde liderliği alacak. Aynı bir önceki koşudaki gibi, büyük taarruzdaki gibi koşuyu çok yavaş götürecek. Rerunner üzerinde baktığınızda da burada önde Vinci Tore gidecek, Burgas hemen arkasında gidecek. Siz de Burgas'ın arkasında gitmeniz lazım veya Burgas'ın önünde gitmeniz lazım. Boğaziçi koşusunu hatırlayalım. İç starttan çıkıyordu Rerunner. Çok iyi start aldı ki bu yarışta da çok iyi start evet, aldı. İyi start aldı. İyi start aldı. Nerede gitti? Hemen Burgas'ın arkasında gitti ve Burgas'ı geçti. Şimdi burada start çıkışında kaybetti yarışı Gökhan Kocakaya. Burada yapacağı tek şey start verildikten sonra en azından Giant Dream ve Turgut Lefes'in önünde olmalıydı. Belki Burgas'ın da önünde olabilirdi biraz erken hamle yapsa. Çünkü dışarıdan Vinci Tore çok iyi start almamasına rağmen gelip liderliği aldı. Sen 5'ten çıkıyorsun, hemen o viraj üzerinde iyi çıkıp gel liderliği al. Gelsin Vinci Tore senden alsın veyahut da Burgas istiyorsa alsın ama sen üçüncülükte gideceksin en kötü bu yarışta. Gitmen gerekirdi yani. Bence start çıkışında belirlediği konum ve yarış içerisinde uyguladığı en yanlış nokta orasıydı. Oradan sonra tabii bu tempolarda siz ezeli rakibiniz Burgas'la 5 boy veya 4 boy arada tamamen mesafe olursa tamamen avantajı rakibe vermiş oldunuz. Tabii bu tempolarda oradan sonra yakalayabilmeniz çok zor. Ki Rerunner yine o kadar arayı kapattı. Yine kapattı bu geldi tempolarda. Çok yakın biten, baş farkıyla biten bir koşu. Bence net olarak Rerunner'ın bir strateji hatası yaptığını düşünüyorum. Gökhan Kocakaya'nın net kazanabileceği bir yarıştan bugün için bence ikincilikle ayrıldı. Tabii bu Burgas'ın başarısını gölgelemez. Tabii, yüzde yüz. Benim bir jockey ile görüşüm bu. Jockey olarak görüşüm bu. Bu tip eşit güçteki safkanlarda çok ince ayrıntılar sonucu belirler. Aynen. Yani siz burada bu tempolarda rakibinize 4 boy, 5 boy dezavantajlı çıkarsanız düzlüğe o yarışı kurtarmanız ancak atınızın çok çok ekstra bir performans yapmasıyla olabilir. Yaptı da aslında ama sonuç olarak koşuyu kaybetti. Burgas yine Ahmet Çelik harika bindi. Vinci Tore'nin önde liderliği alıp yavaş gideceğini biliyor. Burgas da çok ele tabi bir safkan. Yarışı iki yönünü koşabilen özellikle. Yarış süratli giderse bekleyip sprint yapabilen. Yarış yavaş giderse bir noktadan sonra kendisi
liderliği alıp onu da sonuna kadar taşıyabilen belli bir gücü var. Ahmet Çelik de Safkan'ın o gücünü çok iyi biliyor, çok iyi tanıyor Safkan'ı. Şurada bir start çıkışını tekrar alabilir miyiz? Bir start çıkışını rica edelim İlker. Şimdi bakın Vinci Torre 6'dan çıkıyor. Real Runner 5'ten. Evet. Burgas da 1'den. Bak, Real Runner Vinci Torre'den çok daha iyi çıktı. Evet. Şimdi Gökhan burada yani Real Runner da çok sertlik yapan bir at değil. Devam edelim. Orada bir hamleyi yapıp şu içeriye alması lazım. İçeriye alıp ya Burgas'ın önünde ya da arkasında kuyruğunda konumlanması lazımdı. Ama burada tutup da Giant Dream'in ve Turgut Lefes'in arkasına kalınca kasa bak, kapanmış şurada, oldu. Tabii, burada starla geride yani, kalmaz yani. Burada değil. İlk start verildikten sonra 50 metre içinde senin söylediğini Zafer Ateşi'nin kazandığı yarışta yapmıştı. Evet. İçeriye alıp Burgaz'ın hemen arkasına gitti. Bir boy arkasında. Evet, yine o yarış çok iyi çıktı. Tabii Beycan abi o yarışın belli anormal süratlerde geçeceği. Yani Artsman var. İşte o gün koşuya tempo veren Matbaacı var. Çok anormal süratli safkanlar vardı. Ama o yarışın nasıl aşikarsa süratli gideceği, bu yarışın da yavaş gideceği aşikar. Yani burada da baktığınızda iki safkan çok ön plandaydı. Hem Real Runner hem Burgaz. Yani siz Burgas'ın arkasına veyahut da Burgas'ın hemen önünde konumlanın. Burgas sizden çok daha iyiyse gelsin geçsin zaten. Ona kimse bir itiraz edemez. Ama bu şekilde kaybettiğiniz zaman tepki almanız gayet doğal. Geçmiş olsun diyelim evet. Real Runner'a ve ilgililerine. Burgas dediğim gibi harika bir safkan. Yüreğinde tırnağında ne varsa sonuna kadar sahaya yansıtan veren bir isim. Bugün içinde Ahmet Çelik'in yine yarış içerisinde güzel strateji uygulamasıyla bence koşuyu kazandı. Ve jokeyin, Real Runner'ın özellikle jokey tercihlerinde biraz yer noktasında hata olunca da bu koşuyu kaybettiğini düşünüyorum. Turgut'la Efes'i yine iyi koştu. Yarışın tabii çok yavaş gitmesi Giant Dream'e de yaramadı. Evet. Giant Dream de burada daha iyi bir noktada olabilirdi yarış süratli olsa ama işte yarışta bazı safkanlara sürat gerekiyor. O sürat olmayınca da beklenen performansını sergileyemiyor. Vinci Torre de elinden gelen her şeyi yaptı Tolga. Yarışı kısaltmak için, mesafeyi kısaltmak için yine bir önceki büyük taarruzdaki stratejiyi uyguladı ama bu kez tabii Burgas erken hamleyi yapınca o da dördüncülükle yetindi. Geçmiş olsun diyelim. Kazananı da kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Evet, Cantrim'de sezonu kapadığını, istirahate çekildiğini paylaştı Esra Hanım. Geçmiş olsun. İnşallah önemli bir sorunu yoktur. Yani beklenen koşu olmadı, beklenen yarışı yapamadı safkanımız dedi. Evet. Dinlenmeye çekiyoruz. Bu seneyi kapattık. Önümüzdeki sene daha diri bir şekilde dönecek diye düşünüyoruz. Yeni yaşında inşallah daha ileri koşacağını düşünüyoruz. Buyur hocam. Şimdi Vinci Torre büyük taarruz kursunda yapmak istediği şekilde yine onu düşünerek Tolga tempoyu belirleyip arka tarafı uyutma cihetine gitti ama Ahmet Çelik'te bir tilki kurnazlığı var. Temponun ağır gittiği yerlerde artık Ahmet Çelik iki yerde bir 1100'de bir 700'lerde Vinci Torre'yi süratlendirmeye mecbur kıldı. Evet. Yani o temposunun üstüne çıkarttı. 1100'lerde 1000'lere gelinirken onun arkasında 700'lerde yine süratlendirip yani o ağır tempoda sonra yapamayacağı sprinti yapabilmek adına o kurnazlığı da yaptı ve muvaffak oldu ki Burgas tabii çok yetenekli bir safkan. Evet. Yani jokeyinin her direktifine uyan. Bekle git. Evet. Bir çok de ele tabi bir safkan. Evet, evet. Diğer safkanlara nazaran bir artısı daha var. Real Runner'a göre de bir artısı var. Diğer safkanlardan çok daha süratli hızlanabiliyor. Evet. O avantajı da var. Şimdi düzlük dönülürken Real Runner'la arasında İşte 2 boy kadar bir fark vardı. Fakat o anda bir süratlendi. Fark 6 boya falan çıktı. 5, 6 boya çıktı. Real Runner da oradan gelinceye kadar zaten koşu da bitti. Yakalasa da Burgas podayı bulmuş oldu. Turgut'la Efes'i yine bu atlarla aldığı, koştuğu yarışlardaki aldığı neticeye aldı. Ama Turgut'la Efes'i de şöyle bir durum var. Niye
belirli bir jockey'de ısrar edilmiyor anlamıyorum. Son 5 koşusunda mesela 5 değişik jockey bindi. Sürekli jockey değişik. Evet. Yani üst üste 2-3 yarış atı tanıyıp aynı jockey ile devam edilse belki daha farklı bir şeyler de olabilecek. Cahit Dirim yani bekleneni veremeyince sen de belirttin sezonu kapattı. İşin en ilginç yanı da bu koşuyu kazanan Yavuz Star'ın geçen sene anne hattından Yavuz Star, bu sene baba geçen sene baba tarafından Uğur Bey Yavuz Star, bu sene anne hattından Yavuz Star. O da işin ilginç yanı. Evet. Devam ediyor Yavuz Star'ın etkisi. Tebrik ediyoruz. Burgaz Gazi koşusundan sonra önemli mücadele Ankara koşusunu kazandı. Acaba Cumhurbaşkanlığı koşusunda 3 yaşlı olarak bilmiyorum bu ikili yer alacak mı? Tabii ya mutlaka ilgili. Bir sorun yani, olmazsa kayda bakarlar. Evet, kesinlikle hak ettiler o koşuyu. Yani, evet. Bu safkanlar o koşuyu koşmaya hak ediyorlar. Bir provada yaptılar Boğaziçi'nde değil mi Yalçın? Evet evet yani, kesinlikle. Yaşlı büyüklerle mücadele etme adına. Ankara'da kalacağız birkaç koşu. Şimdi peri bacalarına gidiyoruz. Kısa vade 9, 3 çıkar İngilizler. 1200 metre kuma çıktı. 8 safkan start aldı ve Mustafa Tüzün'ün sahibi olduğu Spencer Kumpis'te Yalçın 11'e 9 yaptı. Evet, Kumpis'in gerçekten iyi safkanlarından Spencer. Yalçın hemen bir virgül yapalım. Yurt dışına gitme durumdayız. Yurt tamam. Dışından sonra beraber olacağız. Sırada 4. koşu var. Parks Racing de Philadelphia'dan Amerika Birleşik Devletleri'nde şartlı bir yarış. 3 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atları 1400 metre mesafede Kumpis'te mücadele verecek. 2, 5, 6 koşmuyor. 8 numaralı Wild Haven son safkan olarak gerine yaklaşıyor. Wild Haven. Gerini aldı. Dörtlü Ganya'nın başlangıç ayağı için, dördüncü koşu için safkanlar hazır. Start verildi ve koşu başladı. Çıkışta 1,5 boy kadar 7 numaralı Jones Taxi geri düştü. 4 numaralı Quality Special yarışın liderliğini aldı. 1 boy fark elde etti. İkincilikte dışta 8 numaralı Wild Haven var. Üçüncülüğe 1,5 boy kadar geriden bariyer dibinden 1 numaralı Tactical Plane girdi. Hemen dışında 3 numaralı Feral City. 4 boy kadar geride dışta 7 numaralı Jones Taxi. Bu sırayla 1 metre start yeri geçildi. 4 numaralı Quality Special 1 boy farkla rakiplerine liderlik ediyor. İç kulvara dolduran 1 numaralı Tactical Plane ikincilikte dışta. Üçüncülükte kalan 8 numaralı Wild Haven 2,5 boy kadar geride. Dördüncülükte 3 numaralı Feral City iç kullarında 1 boy kadar geride. Beşincilikte 7 numaralı Jones Taxi sırasıyla düzlüğe doğru gidiliyor. 4 numaralı Quality Special tekrar 1,5 boy fark yaptı. İkinciliğe yeniden 8 numaralı Wild Haven geldi. Üçüncülüğe dış kulvardan hızlı bir şekilde 3 numaralı Feral City girdi. İçeride dördüncülükte 1 numaralı Tactical Plane kaldı. Beşincilikte 7 numaralı Jones Taxi sırasıyla düzlüğe çıkılıyor. Düzlüğün hemen başında 3 numaralı Feral City geldiği gibi liderliği aldı. Rakiplerini 2 boy fark yaptı. İkinciliğe ortadan 8 numaralı Wild Haven dıştan 7 numaralı Jones Taxi atak yaptı. Az farkta 3 numaralı Feral City direniyor. En dıştan 1 numaralı Tactical Plane güçlü geliyor. 1 numaralı Tactical Plane geldiği gibi içerideki 3 rakibinden liderliği alıyor. 1,5 boy fark yapıyor 1 numaralı Tactical Plane. 2 boy fark önde yarışı da kazanmayı başaran isim oluyor değerli yarışseverler. 7 numaralı Jones Taxi, 3 numaralı Feral City ile birlikte fotoğrafa girdi ikincilik için. Koşunun dördüncüsü 8 numaralı Wild Haven oldu. Koşunun galibi 1 numaralı Tactical Plane oldu. Angel Castellola'ya start aldı. Thank you.
Düzlüğün hemen başında 3 numarada Ferros City. Geldiği gibi liderliği aldı. Rakiplerini 2 boy fark yaptı. İkinciliği ortadan 8 numaralı Wild Haven dıştan. 7 numaralı John Stacks'e atak yaptı. Asfark'ta 3 numaralı Ferros City direniyor. En dıştan 1 numaralı Tactical Plane. Güçlü geliyor 1 numaralı Tactical Plane. Geldiği gibi içerideki 3 rakibinden liderliği alıyor. 1,5 boy fark yapıyor 1 numaralı Tactical Plane. 2 boy fark önde yarışı da kazanmayı başaran isim oluyor değerli yarışseverler. 7 numaralı John Stacks'i 3 numaralı Ferros City ile birlikte fotoğrafa girdi ikincilik için. Koşunun dördüncüsü 8 numaralı Wild Haven oldu. Koşunun galibi 1 numaralı Tactical Plane oldu. Angel Castello'ya start aldı. Evet, bir koşuyu daha geride bıraktık. Devam ediyoruz programımıza. Peri Bacaları koşusuna göz atıyoruz. Yalçın Akaş değerlendiriyordu. Yurt dışına gittik. Yalçın Spencer Kumpist 11'de 9 demiştim. Evet, gerçekten Ankara'yı da çok seviyor. Çok da yapılı, güçlü bir safkan. Kısrak attığından da annesi Last Diana, anneannesi Diana. Diana değil mi? Kumpist'in. Hatırlarsınız tabii, Diana tabii. İzmir'de müthiş. Tınay abiyle ne yarışlar yapıyordu. Çok iyi kısraktı. Şeyler hepsini kazanıyordu. Diana 3. Diana 3. Ege derbisi, güzel İzmir, ne koşular kazandı yani, çok iyi kısraktı. Bunun annesi de Sontay'ı Diana'nın. Evet. O yüzden Last Diana koymuşlar ismini. Gerçekten önde liderliği aldı. Ayan da tabii çok iyi tanıyor safkanı. Liderliği aldı ve aynaya kadar da hiç rakiplerine aman vermeden koşuyu kazanmasını bildi. Like the Stars bence çok iyi bir yarış yaptı. Çünkü bir önceki yarışı Bursa'da biraz beklentinin altında kaldı. O gün epey bir sürete de uymuştu. Çok süratli gitmişti. Sonlarda temposu düşmüştü. Bu kez en azından Hetman'den İkinciliği kurtarmış oldu. Spencer'a çünkü yapabileceği çok fazla bir şey yoktu. Yakın takip etti. Düzlükten sonra gereken hamlesini yaptı Aris Karataş ama Spencer devam edince ancak ikincilikle yetinmek zorunda kaldı. Hetman'de de bir bu yarış biraz daha iyi koşmasını evet, beklerdim. Evet, bekleniyordu yani. Çünkü Spencer'a en çift rakip olarak gözüküyor. Evet, Bursa'daki yarışı da iyiydi. Yine aranın ardından güzel koşmuştu. Bu kez biraz beklentinin altında kaldı. Yine de üçüncülüğü kurtardı. Koca Alp zaman zaman startta kalma sorunu oluyor. İşte görüyoruz. Son dönem kalmıyordu ama Ankara'da yine kaldı. Hatta bir yarışı vardı. Müthiş kaldı. Kaç metre? 100 metre kadar startta kalıp gelip ikinci olmuştu sanırım o yarışta. Harika koşmuştu. Yine 5 boy kadar kalmasına rağmen dördüncülüğü kurtarması bence onun adına yine başarı olarak gözüküyor ama Spencer maşallah var diyelim. Evet. Tebrik ediyoruz. Daim olsun başarıları Ekürü'nün ve Ayhan Kurşun'un. Evet, Şefik Aydemir. Spencer'ı gerçekten müthiş. Bu Spencer'ı Şefik Hoca çok güzel yarış seçerek koşuyor. Hiç şimdi de denemedi. Nokta atışı olduğu yerde. Şimdi 11 yarışın 9'unda birinci. O birinde 3. birinde 5. olduğu yarışlarda da start çıkışında uğradığı azizlikler öyle netice almasına yol açtı. Çünkü bir koşuda Osman Bey 7 startta Spencer vardı. 6 startta da Osman Bey 6. startta. Osman Bey'in tamponuna maruz kaldı ve ön tarafa akamadı. Bir diğerinde de 2 boy gecikmeli başladı. Yine ön tarafa akamadı. Akmakta geç kaldı. Dolayısıyla erken ön tarafa alıp tempoyu kurduğu zaman çok daha farklı koşup kazanmayı başarabilen bir safkan. Hitman Yalçın da dediği gibi biraz beklentinin altında kaldı ama yine de kalitesiyle üçüncü oldu ki Hitman zaman zaman sorunlu bir safkan. Yani evet. Sürekli evet. Koşamıyor aralıklarla evet. Koşabilen bir safkan. Koca Alp'in de hep start sorunu alacağı neticeye etki ediyor. Contender için geçen programda Ankara Kalesi koşusundan sonra burada övgüler düzmüştük. O rakiplerle 5. olduğunda müthiş bir sprint yapıp gelip 5. olmuştu. Ki grup 1 koşu biliyorsunuz kimler koştu o yarışı. Evet. Hayalet Kız'ın ilk defa 4. olduğu yarış. Evet. O yarıştaki
Sondaki sprintinde burada övgüler düzmüştük. Uğur Tay'ın kazandığı koşu. Evet. Yani o koşunun tesadüfi olmadığını bir yerde yine göstermiş oldu. Süper Tuna da çok sağa solu gezmeye başladı. Onun için bu yarışta biraz beklentinin altında kaldı. Daha önce antrenörü Soner Kulak'la bir konuşmam olmuştu. O bizim atımız ön tarafta gitmeyi seviyor. Evet. Yani en önde olacak, liderliği alacak. O şekilde başarılı daha çok olabiliyor demişti. Ama bu yarışta tabii Spencer, Like the Stars, Contender gibi ayağına çok çabuk isimler olunca da ister istemez onun performansında negatif yönde bir etki oluyor. Şefik abiye de şunu söylemek lazım. Ayrıyeten gerçekten bu atı Ankara dışına çıkartmıyor. Evet. Uzun mesafeye koşmuyor. Çime koşmuyor. Çünkü niye? Safkan'ın neyi sevdiğini biliyor. Çok usta bir antrenör. Hem mesafesini hem pistini belirlemiş. Evet, yani yılların deneyimi. İşte o da biliyor ki çime koşsa, ayak yapısını çok iyi biliyordur Safkan'ın. Çime koşsa sıkıntı olabilecek. Belki de ileriki yarışları için üzülecek, sıkıntı doğurabilecek bir yarış olabileceğini düşünüyor. Hep nokta atışı belli yarışları tercihleyip oralarda da muvaffak oluyor. Tebrik ediyorum. Ayrıyeten ben Şefik abiye tebriklerimi sunuyorum. Yine ustalığını konuşturdu. Evet. Tebrik ediyoruz ekibini diyerek Ankara'da kalacağız demiştik. Yine kalacağız Ankara'da. İki yaşlı İngiliz Taylan'ın önemli mücadelesi. Profesör Tevfik Başer'e andığımız mücadele. Kısa vade 8. Mesafe 1600'dü. Ve Angel Alia koşuyu kazandı. Yarış yaşamının ilk startını kazanarak başlamıştı Tay. Evet. Hemen ardından da iki koşu ardından kazandı. İlker'cim startı rica edelim. Çünkü bir şanssızlık oldu. Ondan bahsedelim. Bora Şahı değil mi? Yanlış görmüyorsam. Evet. Kurbar 7. Çıkmadı. Çıkamadı ve derecesiz oldu. Baştan şansını yitirdi. Dönelim Angel Alia'ya. Angel Alia burada yorumlamıştık ilk kazandığı bir şart koşusunu. Çok yetenekli bir tay olduğunu söylemiştik. Ve Can abiyle birlikte yine öne çıkıp çok hazır olduğu ve rakiplerine aman vermeden kazandığı bir koşuydu. Tabii bu kez süratli safkanlar olunca koşuda Gökhan Kocakaya bu yarışta iyi noktalarda koşuyu takip etti. Çünkü mesafe de 1600 iki yaşlı taylar için uzun bir mesafe. Zor mesafedir. Tamam, artık sezon sonuna geliniyor ama henüz dördüncü koşusu sanırım Angel Alia'nın. Dördüncü koşusunda 1600'e çıkması bir handikap ama güzel bir beklemeyle düzlükten sonra iyi bir sprintle koşuyu lehine çevirmesini bildi. Yine Toro'nun iyi dişilerinden bir tanesi. Gökdeniz'imle aslında çok iyi tempo kurdu Özcan Yıldırım. İyi mesafede de yürüdü. Tam yürünmesi gereken yerde de yürüdü ama Angel Alia çok güçlü sprint yapınca son metrelerde ona kaybetti. Kazanan ve ikinci olan Gökdeniz'im. Ayrıyeten tabii bu koşuda üçüncü olan Victory Weapon da şu an baktığımızda en dışarıda, bayağı bir gerilerden hamle yaptı. Grubu gerisinden geldi. Bindirdi. Yarış bitti. Biraz daha yakın mesafelerde takip edebilse o da en azından ikinciliği kurtarabilirmiş diye düşünüyorum. Güzel bir yarış izledik. Profesör Tevfik Başer'i saygı ve rahmetle andığımız koşuda güzel bir mücadele oldu. Kazananı, ekibini ve jokeyini Gökhan Kocakaya'yı tebrik ediyorum. Eylül sonu olsa da iki yaşlı İngilizler için zor bir mesafe. 1600. Tabii. Kolay bir mesafe tabii, değil. Tabii. Bir yerde uzun sayılabilecek mesafe. Angel Alia ilk yarışını Ankara'da kazandıktan sonra İstanbul'a geldi. Bir sentetik bir de çim koştu. O kazandığı yarışların üstüne. Ki bir önceki koşuda üçüncü koşusunda kapalı gözlük denenmişti o yarışta. Fakat ilk defa takılan kapalı gözlükte jockey'in isteklerine öyle fazla tepki vermeden koştu. Bu defa kapalı gözlüğe alışmış olmalı ki jockey'in istediğini daha güzel yaptı. Ve yeniden kazandığı piste dönmesi de kârı oldu. Gökdeniz'im her koşuda koşunun yükünü çekiyor. En etkisiz olduğu koşu da sert bir yarış. Tay deneme koşusu. Ki tay deneme koşusunda ilk defa dil bağı takılmıştı ama bir fayda sağlamadı zannediyorum. Yeniden çıkarıldı.
Yani son metrelerde temposunu kaybetse de her yarışta kendini gösterebilen bir Safkan. Maiden'den yeni çıkan Victory Weapon da bugüne kadarki en sert yarışında ilerisi için ümit verici bir yarış çıkardı bence. Henüz Maiden'den çıkamayan Siestra artık eli kulağında diyorum bu yarışından sonra. Bir uyarı Baba Şahin'e de evet. 60 kilo biraz ve hep üst üste koştuğu sert yarışlar. Zor sezon. Tabii. Kolay bu değil. Üst üste 6. sert yarışı ve 60 kilo o biraz fazla geldi. Performansını etkiledi. Bu şekilde değerlendirdik efendim. Tebrik ediyoruz ekibini. Profesör Tevfik Başaran'ımız mücadele. Dün Kocaeli Kartı Peypodrom'da kısa vadede 8 dörtlük Arapların 1900 metre mücadelesi vardı. Ve Bayemir Mehmet Akyavuz'a son 5. kez üstte kazandı. Müthiş performans. 64 kiloydu. Evet. Tuncel'de 63 kiloydu. Grubun ikinci ağır ismiydi. Diğer safhanın tamamı 60 kiloydu hemen hemen. 61-60 arasında. Ama Bayemir o kadar formda ki Mehmet Akyavuz'la da çok uyum içerisinde. Her pisti başarılı hayata geçiriyor. Neler söylersin? 64 kilo olması bir dezavantaj gibi gözükse de makas çok açık değil baktığımızda. Kilo farklılıkları çok aşırı derecede fazla değildi. 64'e 60. Çok formda olan bir Bay Emir'e çok sorun teşkil etmeyeceğini düşünüyordum ben de yarış öncesi. Gerçekten muazzam bir forma soktu ekip Safkan'ı. Ahmet abiyi de yakından tanırım. Çok eskilerdendir. Bu işin pirlerinden bir tanesidir. Fermande diye bir kısa evet, vardı. Bir caş yavrusu. Ben de çok defa itmanda da aldım. Oradan da yakınen biliyorum. Gerçekten bu işi çok iyi bilen insanlardan bir tanesi. Ki Bayemir'in sorunları ve sıkıntıları olduğunu bir ara, da biliyorum. Mi? Sıkıntılar içinde. O sıkıntılardan arındıktan sonra çok iyi bir forma girdi. Hem mesafe hem pist hiçbir şeyi ayırt etmeksizin üst üste çok başarılı yarışlar yapıyor. Mehmet Akyavuz da çok iyi tanıyor bu Safkan'ı. Evet. Çok iyi bir uyum içerisindeler. Bugün için tabii Tuncer'i de şöyle anlatmak lazım. Tekrardan Onur'la buluştu. Liderliği aldı. Onur'la buluştu. Bir önceki yarışında tabii yine işte bazı safkanlara stilinin dışında koşacak şekilde binerseniz o muvaffakiyeti sağlayamıyorsunuz. Beklenen son yarışında yine bekleme yapmaya gayret etti. O gün üzerinde Gökhan Kocakaya vardı ve safkan itiraz etti. Pek fazla başarılı olamadı ama bu kez her şeye rağmen öne çıkıp liderliği alınca en azından çok formda bir Bayemir'e geçilmiş oldu. Bence bu da bir başarı. Gruba baktığımızda arkasında 3. ile arasında 3 boy 4 boy gibi yani de bir fark var. Şans alamadı yani. O tempolarda olmasına rağmen sonunu getirdi. Tuncer tekrardan ben buradayım dedi ama bugün için Bayemir tabii gidişat da çok lehine oldu. İster istemez başlardan baba Medet biraz temposunu yükseğe çıkartınca Tuncer için bir handikap oluşturmuş oldu ama ona rağmen ikinciliği kurtardı. Bayemir maşallah yarış bittikten sonra da değil mi sanki hiç? Evet yani 7 yaşında bir safkan ama gerçekten yarış sonrası görüntüsü de tay gibi bir görüntüdeydi. Çok formda tırnağın ucunda. Daim olsun diyelim başarılı. Sülümbike 3. oldu. Bugün için yapabileceği bir şey yoktu bence ancak bu kadar. Şurada bakın baba Medet gelip tempoyu daha yükseğe çıkarttırdı. Öyle olunca da ikincilikle yetinmek zorunda kaldı. Starttan yine Baba Arif epey bir tereddütlü çıktı. Onda da bir gerileme durumu var. Aslında daha potansiyelli bir isim. Son yarışlarında bekleneni veremiyor. Özgün Stone'da yarış lehine gitmesine rağmen Kavakum pistte biraz bence sentetiğe göre daha eksik koştuğunu biraz düşünüyorum. Hocam Bayemir'e ne oldu? Son 5 start. Valla mesafe ve pist ayırt etmeksizin yani her yerde maşallahı var. Hep söylüyoruz zaten çok da güçlü bir safkan. Mehmet Akyavuz'la 5'te 5 ve Mehmet Akyavuz her şeye rağmen makas fazla değil kilolarda ama yine de 64 kilo 64 kilodur. Mehmet Akyavuz o 64 kiloyu o kadar güzel idare etti ki bu yarışta yani hem kilosunu Safkan'ın idare etti. Hem de ben gelip geçtiğimde yarış bitmeli şeklinde bindi. Her şeyi tam dört dörtlük ayarladı. Ve o mükemmel formunu
devamını getirerek bir başarıya daha imza attı. Bir yarışlık aradan sonra kantarmasını sevdiği Onur Öztürk'e kavuşunca Tuncer yine Tuncer gibi koştu. Ama tabii yarışın başlarındaki biraz temposunun üstüne gitmesi sonlarda Bay Emir'e biraz dirençsiz kalmasına sebep oldu. Sülüm Bike biliyorsunuz epey bir süre ara verdi. Koşu eksik koşu nefesine rağmen üçüncülüğü yine de iyi. Son oğul elinden gelen gayreti gösterdi ama önde de dört tane Kaysbert var. Ondan arkasında kaldı. Evet, gerçekten Bay Emir kendini tekrar buldu ve üstte kazanmaya devam ediyor. Mehmet Akyavuz'la Profesör Aziz Ergin'i andığımız mücadele, Special One'ın kazandığı mücadeleye gideceğiz. Kısa vadeli dişiler, 3 yaşlı İngilizler birinci üste çıktı. Geçen programda, yani geçen Special One Kore yarışçılığını konuşurken padokta olduğum için padokta yaşananı anlatmıştım. Evet. Gökhan Kocakaya'nın koşu sonrasında ilgilerinin olan sohbetinde kulak misafiri olduğunu burada paylaştım. Special One bu kez Akın Sözen'le çok daha farklı bir noktada. Yani baştan kontrol ele alarak koşuyu kazandı. Şimdi bir önceki koşusunda start çıkışı Gökhan Kocakaya örtüyü biraz geç almış. Evet. Geç alınca çok hafif ağır başladı ve ağır başladıktan sonra da biraz kafasına bir problem yaşadı. Kafayı yukarıya kaldırdı. Biz jockey tabiriyle kafayı kucağa verdi deriz. Kafayı kucağa verince epey bir gerilere kaldı. O da performansını olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorum. Bu kez tam zamanında gözlüğü alınca Akın çok iyi bir start çıkışı yaptı bir starttan. Ve hemen liderliği aldı ki burada baktığımızda Kar Kız gibi bir isim değil var. Yani. Hadi Water Lily'yi saymıyorum. Önde çok gidip kazandığı koşular var ama aslında çok sürat atı değil Water Lily. Yani Kar Kız sürat atı. Evet. Onun da tabii bir arası vardı. O aranın ardından Special One da içeriden hamleyi yapınca ben liderliği alacağım pozisyonunda niyetini belli edince Akın Sözen. Saadettin Boyraz da çok üstüne gitmedi ve arkasında kalmayı yeğledi. Böyle olunca Special One'a da gün doğdu. Evet, bir de yani Akın çok iyi tempo kurdu bu yarışta. Start çıkışta yine bir örtü olayı yaşandı. Buradan Tolga Yıldız. Evet. Şimdi yine attı. Evet. Biraz geç attı. O biraz geç yani aldı ama geç düştü örtü yere. Biraz pist de burada yumuşaktı. Bakın hafiften topakta kalkıyor. Special One tabii böyle pistlerde önde gitmek de avantajdır. Yani arkadan o normal kuru çim pistte yaptığı sprinti sprinter safkanlar bu denli böyle yumuşak biraz topağın kalktığı pistlerde aynı sprinti yapamayabilirler. Ki maça kızı için de baktığımızda önde iki safkanı önüne aldı rakiplerini. Ama düzlükten sonra anca ikinciliği kurtarabildi Special One. O örtü olayını yaşaması belki daha kolay bir ikincilik gelecek maça kızı. Evet. Biraz daha farklı olabilir. Bu da sınıf arkadaşın Tayfun. Öyle mi? Evet. İyi başladı maça kızı. Bir bocalama sürecine girdi ama iyi bir ekibin evet, elinde yani. Tolga ile de uyumlu. İyi uyum içerisinde. Daha önce İstanbul'da sentetik pistte de kazanmıştı. Güzel koştu yine. Bugün için tabii Special One istediği şartlarda koşuyu götürünce kazanmasını bildi. Atomic Blonde'a gelince o da bu yarış özellikle iyi bir yarış yapmasını bekliyordum ben. Yakın mesafede bir dördüncülük. Yani birbirini geçebilecek nitelikte safkanlar. Water Lily yani biraz hayal. Water Lily bilemiyorum. Bu kez tabii öne gidemeyince son yarışındaki yarış sonrası Ahmet Çelik'in verdiği röportajda hani gücü olan bir isim daha iyi yarışlarda görüp başarılı olabileceğimiz bir isim diye konuşmuştu ama bu kez biraz beklemeyi yeğleyince herhalde çok sevmedi. Belki de önde kendi tempoyu belirlediği yarışlarda daha başarılı olabilecek bir safkan olabilir diye düşünüyorum. Evet hocam. Beyaz Bayrak Aynası Special One. Special One 4-5 yarıştır zaten hep iyi koşabilen bir safkan. Bir önceki Kore yarışında buradaki rakiplerine oranla biraz daha güçlü rakiplerle koştu. Ve son 150 metrede teslim oldu o rakiplere. Special One için bir tek eksik vardı. O da çimde kazanmak. Ve çimde de kazanarak o eksikliği de gidermiş oldu. Daha önce Dilbağ'a takılan maça kızı nedense etkisiz kaldı. Son iki yarışında o Dilbağ'a çıkarıldı. Bu kez tekrar takıldı.
ve ikincilik mücadelesinde zor bir yerden ikinciliği bence zor bir yerden iki safkanın arasından yani gücünü gösterip kurtardı o ikinciliği. Üçüncü olan Efaino Tufule'yi de henüz meydin. Evet. Yani bu üçüncülüğü ışıklı. Kıymetli bir üçüncü. Evet. Atomic Blonde biraz beklenenin altında kaldı diye düşünüyorum. Waterloo'yu de 500'lerde iki atın arasından hamle yapmak istedi Ahmet Çelik, fakat Waterloo oraya girmedi ve adeta yarışa küstü ve Ahmet Çelik de ondan sonra ısrar etmedi. Evet. Umarız ki bir sorun görmemiştir de onun için ısrar etmeme gibi bir durum olmamıştır diye düşünüyorum. Bu şekilde değerlendirdik. Tabii ben burada en güzel şeylerden bir tanesi Kar Kız gibi değerli bir safkanın sorunlarından arınıp tekrar pistlere dönmüş olmasıydı. Bu şekilde değerlendirdik efendim. Profesör Aziz Ergin koşusunu İstanbul'da kalmaya devam edeceğiz. Değerli büyüğümüz Muzaffer Bozok anısına düzenlenen koşuya gideceğiz. Yine geçen programımızda protestolu koşuyla konuk olmuştu Çakmakçı Ankara'da. Epey tartışmıştık. Koşu değişti, sıralama değişti. Gizem Hanım'ın sistemi vardı sosyal medyada koşu sırasında. Ama bu kez paylaşımı sosyal medyada sevinç paylaşımı oldu. Çakmakçı'yla kazanmayı başardı. Safkan'ı Ahmet Çelik'le Ege'nin aslanı Afacan Nibolu Cevheri Zade Yalçın. Evet, son yarışında belki de kazanabileceği bir koşudan üçüncü olarak ayrıldı. Protesto neticesinde bir basamak ileri geldi. Bir basamak ileriye geldi ve ikinci olarak ayrılmış oldu sahadan. Bu kez tabii yine çok süratli bir koşu. Ege'nin aslanı ve Yüksel abi yarış öncesi nasıl bir tempo olacak, kim liderli alacak diye düşünüyorduk ama Ege'nin aslanı yine ısrarcılığını bu yarışta da sürdürdü ve liderliği aldı. O da tabii aranın ardından, yaklaşık 4 ay aranın ardından bir yarış görmüştü İzmir'de. O yarışı görüp bu koşuya geldi. Bence harika bir yarış yaptı ama çok formda, tırnağının ucunda olan Çakmakşah gidişat da lehine olunca ve yarışı çok iyi noktalarda takip etti Ahmet Çelik. Ahmet Çelik bu yarışta gerçekten iyi bir performans sergiledi. Düzlükten sonra Çakmaktaş da bütün teşviklerine cevap verdi ve gelip koşuyu kazandı. Ege'nin aslanı aranın ardından yarış görüp bu koşuya bence iyi bir performansla bu koşudan ayrıldı. İkinciliği başarıydı bu koşuda. Bundan sonraki yarışında daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Güzel bir yarış izledik. Afacan yine alışılagelmişin dışında biraz daha yakın takip biraz etti. Biraz daha önden. Normalde daha gerilerde koşuyu takip eden bir isim. Yarışın belki de çok süratli gitmeyeceğini düşünüp Özcan Yıldırım yakın mesafede koşuyu takip etti ama belki o da biraz düzlükte yapacağı sprinti etkilemiş olabilir yakın mesafede takip edince. Nibolu küçük bir arası vardı bu yarış öncesinde. Yakın mesafede bir dördüncülük ama bundan sonraki yarışında daha iyi koşacaktır diye düşünüyorum. Yine de fena bir yarış yapmadı. Yüksel abi biraz beklentinin altında kaldı. Bu yarış çünkü ikinci sıradan şans veriliyordu ama biraz beklentinin altında kaldı. Belki de önde rahat kaldığı yarışlarda daha başarılı oluyor olabilir. Cevherizade de 5. olarak koşuyu tamamladı. Çakmaktaş'ın tüm ekibini tebrik ediyorum. Ahmet Çelik'i tebrik ediyorum. Çok güzel bir biniş sergiledi bu yarışta. Çakmakşah yani ekmeğini taştan çıkaran bir safka. Çakmakşah son yarışlarına bakıldığı zaman bence grubun en formda atı. Ve bu koşu içerisinde de çok rahattı her yerde. Ahmet Çelik de sprinti kısaltabilmek adına Çakmakçı atların üstüne çıkacak gibi gidiyor ama Ahmet Çelik de düzlük dönülünceye kadar hep atların arkasında saklanarak geldi. Sprinti kısaltmak adına. Ve çok iyi bir taktikle, iyi bir zamanlamayla rahat bir şekilde kazandı diye düşünüyorum. Ege'nin aslanı bir hayli aradan sonra ki koşunun bütün yükünü çekip ikinci olurken gayet iyi koştu. Nibolu Mart ayından bu tarafa ki sorunlarından dolayı aralıklarla koşuyor. En iyi yarışını koştu. Yüksel abiye sanki Ankara yolculuğu yaramamış gibi ve Cevherizade'ye de eli kulağında artık diyorum.
son not olarak da bunlar geldi efendim Mehmet Ali Beycan'dan diyerek İstanbul'da kalmaya devam ediyoruz. İstanbul'da Talha yurtdışı var, evet yurtdışı var, o zaman yurtdışına gidiyoruz. Değerli yarışseverler, sırada 5. koşu var. 2. üçlü Ganyan bu yarışla birlikte başlıyor. 2 ve 8 koşmuyor. Şartlı bir yarış. 3 ve daha yukarı yaşlı İngiliz kısrakları 1600 metre mesafede. Kumpiste birincilik mücadelesi verecek. Yarışın favorisi Paco Lopez'le start alan 4 numaralı Pecan Petty. Görünüyor %53 oynanma oranı almış. Sizler tarafından favori gösteriliyor. 6 numaralı Florencia yerini aldı. 7 numaralı Rose of Dublin son safkan olarak kulvara girdi. Start verildi ve koşu başladı. Bir boy kadar 3 numaralı Galileo's Affair geç çıktı. İç kulvar avantajıyla 1 numaralı I'm Thirsty gelip yarışın liderliğini aldı. İkinciliğe 5 numaralı Cat Giu Marello girdi. 1,5 boy kadar geride üçüncülükte. Ortada 4 numaralı Pecan Petty. Bunun dışında 6 numaralı Florencia. 1,5 boy kadar geride iç kulvarda 3 numaralı Galileo's Affair. Onun dışında 7 numaralı Rose of Dublin sırasıyla 1 metre start yeri ulaşılmak üzere. 1 numaralı I'm Thirsty. 1 boy farkla lider. 5 numaralı Cat Giu Marello ikincilikte. Üçüncülük için 2 isim var. İçeride 4 numaralı Pecan Petty. Dışta 6 numaralı Florencia 3 boy kadar geride 5.liğe 3 numaralı Galileo's Affair geldi. Hemen dışında 7 numaralı Rose of Dublin sırasıyla düzlüğe doğru gidiliyor. 1 numaralı I Am Thirsty 1,5 boy farkla rakiplerin önünde liderliğini koruyor. Dışta 5 numaralı Cat Giu Marello. İç kulvarda 4 numaralı Pecan Petty. Bunların 1,5 boy kadar gerisinde 4.lükte kalan dışta 6 numaralı Florencia. İçinde 3 numaralı Galileo's Affair. Hemen dışarıda 7 numaralı Rose of Dublin sırasıyla düzlüğe çıkılmak üzere. Fark 2 boy kadar oldu. 1 numaralı I Am Thirsty önde. İkinciliğe 4 numaralı Pecan Petty geldi. Üçüncülükte 5 numaralı Cat Giu Marello kaldı. Dışta 4.lüğe 7 numaralı Rose of Dublin girdi içte. 3 numaralı Galileo's Affair dışarıda 6 numaralı Florencia sırasıyla düzlüğe çıkıldı. Düzlükte de 1 numaralı I'm Thirsty 1,5 boy farklı önde. Dışına açılan 4 numaralı Pecan Petty farkı azaltmaya başladı. Onların dışından 7 numaralı Rose of Dublin atağa kalktı. İçte 5 numaralı Cat Giu Marello var. 1 numaralı I'm Thirsty rakibine direniyor. 4 numaralı Pecan Petty geldi şimdi. Rakibiyle başa baş oldu. 2 boy farklı bu iki isim ayrıldı. İçeride 1 numaralı I'm Thirsty dışarıda 4 numaralı Pecan Petty. 1 numaralı I'm Thirsty rakip her metrede ataklarına karşılık verdiği 5. koşuyu kazanmayı başardı. 1 numaralı I'm Thirsty Dexter Haydock'la start aldı. 4 numaralı Pecan Petty de koşunun ikincisi oldu. Marolla kaldı. Dışta dördüncülüğe 7 numaralı Rose of Dublin girdi içte. 3 numaralı Galileo's Affair dışarıda 6 numaralı Florencia sırasıyla düzlüğe çıkıldı. Düzlükte de 1 numaralı I'm Thirsty. 1,5 boy farklı önde. Dışına açılan 4 numaralı Pecan Petty farkı azaltmaya başladı. Onların dışından 7 numaralı Rose of Dublin atağa kalktı içte. 5 numaralı Cat Giu Marello var. 1 numaralı I'm Thirsty rakibine direniyor. 4 numaralı Pecan Petty geldi şimdi. Rakibiyle başa baş oldu. 2 boy farklı bu iki isim ayrıldı. İçeride 1 numaralı I'm Thirsty dışarıda 4 numaralı Pecan Petty. 1 numaralı I'm Thirsty rakibinin her metrede ataklarına karşılık verdiği 5. koşuyu kazanmayı başardı. 1 numaralı I'm Thirsty Dexter Haydock'la start aldı. 4 numaralı Pecan Petty de koşunun ikincisi oldu. 1 numaralı safkan kazandı. 4 numaralı safkan ikinci oldu. Yurt dışı koşusu ekrana geldi efendim. Tekrar dönüyoruz. Talha Dinçer'e aldığımız mücadele kısa vadeli. Sentetik 1400. Nefesleri kesen bir mücadele oldu. Foto finish'ten Kayı Bey'i çıktı. Bırakın gitsin önünde. Thor the Wings, Azmantor, Golden Pass ilk beşi oluşturdular. Koşunun favorisi Winnerman'dı ama koşuda engelli tamamladı. Evet, Winnerman bugün için biraz beklentinin altında bir performans sergiledi. Ki gidişat da lehineydi. Ön tarafta Golden Pass istediği tempolarda götürdü koşuyu. Thor the Wings hemen yakın takip etti. O da ayağına çabuk bir isim. Bir önceki yarışını liderliği alıp sonuna kadar aynaya kadar direnip kazanmıştı. Bu kez tabii Golden Pass daha ısrarcı olunca ikincilikte gitmeyi tercihledi Saadettin abi.
Kayı Bey'i de hemen bu ikilinin arkasında çok iyi noktada konumlandı. Evet. Gökhan Kocakaya cezalı olunca Akın Sözen bindi ki Akın Sözen'le de daha önceden birinciliği olan bir isim. Akın da moralli, ucunda. Moralliydi bu koşuya kadar, iyi bir gün geçiriyordu Akın. Evet. Onun da morali var tabii. 3'te 3 yaptı. Evet. Yine babasından aldığı bayrağı da çok iyi şekilde taşıyor. Ali Rıza Bey'e de tebriklerimi sunuyorum buradan. 3'te 3 yaparak güzel bir başarıya imza atmış oldu. Bırakın gitsin. Bir önceki yarışında da Yıldırım Bayezid koşusu oldukça olumluydu. Son metrelerde 5. olarak kalmıştı o koşuda. Sonlarda bayağı bir iyi ataklarla geldi ama Kayı Bey'le direnince ikincilikle tamamladı. Yakın mesafede biten koşu. Yani bu safkanlar da birbirini geçebilecek nitelikte safkanlar. Bugün için kazanan Kayı Bey oldu. Tüm ekibi tebrik ediyorum. Bırakın gitsin de başarılı bir performans sergiledi. Kazanmış kadar koştu. Kazanmış yani. Kadar koştu. Tabii Tour de Wings için ön tarafta Golden Pass gibi bir ismin olması biraz performansını etkiledi. Belki burada Golden Pass olmasa Tour de Wings liderliği alıp koşuyu bitirebilirdi diye düşünüyorum. Ona rağmen üçüncülüğü başarı. Azman Tour da yine yakın mesafede dördüncülüğü burun farkıyla kurtarmış oldu. Böyle güzel bir yarış izledik. Ama Kayı Bey'i gerçekten üst üste harika yarışlar yapıyor. Bu mesafeyle çok seviyor yani. Çok da potansiyelli bir isim. Güçlü bir safkan. Üzdükten sonra da ve inatçı da bir yapısı var. Evet. Kolay kolay mücadeleyi bırakmıyor. Evet. Tabii Tevfik Bey erken kaybettik. Maalesef. Arıyoruz. Maalesef. Gerçekten. Evet. Benim de ilk canlı yayında anlattığım Tevfik Bey'in atıydı. Vezir. Hep konuşurduk. Vezir. Çok Vezir, güzel. Koy yavrusu. Kadir Altınöz'e kazanmıştı. Ben anlatmıştım. Evet. Öyle bir anım var tabii Tevfik Bey. Çok erken kaybettik maalesef. Ama Rıza Bey de senin ifade ettiğin gibi babasının yolunda devam ediyor diyelim. Söz üstüne bırakalım Kayı Bey. Bırakın gitsin foto finişini. Kayı Bey üst üste 3 defa kazanan Kayı Bey'i öncelikle kutlayalım ama hayal kırıklığı bu koşuda Winderman'den evet, geldi. Evet, ciddi hayal. Onun haricinde diğer 5 safkanın da durumu gayet iyi. Değil mi? Ne kadar yakın bitti. Bir yani, bitiş bir alalım. O iyiyse o kazanacak. Hepsi orada yani. Ve özellikle 62 kiloyla koşan Golden Pass'a da bundan sonra çok dikkat edilmeli diyorum. Winderman bugün için belki bugüne mahsus. Aslında o da yakın mesafede bitirdi. Yakın iştahsızlığı vardı diye. Arkalarında. Şu anda evet. Gördüğümüz resimde evet. Tüm safkanlar var koşuya evet, katılıyor. Özellikle var. Son 50'den sonra bayağı hızlandı. Bir canlandı sanki Winderman ama. Tabii önünde de kalabalık bir grup vardı. Bir üçlü vardı. Ancak onların kuyruğuna kadar yarışabildi. Yarış bitti. Bu yarışı bence ölçü alınmamalı. Evet. Bir sonraki yarışında yine. Ya günlük bir şey olabilir. Evet Kayı Bey'i ekibini tebrik ederek Bursa'ya doğru yol alıyoruz. Manyas Kuş Cenneti koşusu kısa vade altı 1400 metre kum pistte Soner Bey geçilmezliğine devam etti. Tabii ikinci koşu altılı ganyan dışına denk geldi. Muhtemelen altılı ganyan içinde olsa ya da işte 9 koşulu 10 koşulu program olsa altılı evet. Ganyan dahil olsa epey bir favori çıkardı burada. Çift favori olacaktı. Soner Bey için piste başladı. Kum pistte devam ediyor Yalçın. Evet Edward Soner Bey'in bir önceki kazandığı koşuda da liderliği almıştı. Son metrelerde düşen bir temposu vardı. Yine bu kez liderliği aldı. Gökhan da tabii Soner Bey'i çok iyi tanıyor. Çok yüksekte bir tempo yok bu mesafeye göre. Safkanlar baktığımızda çok makul tempolarda geçti. O yüzden daha yakın takip etmeyi tercih etti bu kez Gökhan Gökçe. Ve düzlükten sonra da çok iyi bir performans. Bugün için ben sizden biraz fazlayım dercesine bir performans sergiledi. Ve 4 boy gibi bir farkla kolay kazandığını düşünüyorum. Cafer Bey de üçüncülükte takip etti. Hemen öndeki iki süratli safkanın arkasındaydı. Düzlükten sonra Edward'ın düşen temposundan yararlanıp bugün için ancak ikinci oldu. Yani Soner Bey'e yapabileceği çok fazla bir şey yok. Şurada geldi, kazanara girdi ama Soner Bey daha gücü var. Devam ediyor. Ve buradan sonra arttırarak, farkı açarak koşuyu kazandı. Güçlü bir tay. Gerçekten iyi yarışlar yapıyor. Bursa'yı da çok seviyor. Gökhan'la da çok uyumlu. Gökhan Gökçe ile. Net bir birincilik. Tebrik ediyoruz. Evet net birincilik. Çin pistte başladı. Soner Bey kum pistte devam ediyor. Evet. Bu koşu da 10 Eylül'de koşulan o bir 4 şart koşunun adeta birebir kopyası gibi oldu. Yine Edward süratli kaçtı. Soner Bey takip etti. 300'lerden sonra gelip
fark yaparak kazandı. Bu koşuda da yine aynısı oldu. Edwards sanki İzmir Kumu'nda daha iyi koşuyormuş gibi. Oradaki yarışları daha iyi neticeli. Cafer Bey de yine yörenin iyi taylarından efendim 6 koşuda 3 kum koşusunda ikinci, 3 şim koşusunda da birinci. Yani her yarışta var. Evet. Edward bilmiyorum. Başlarda çok aşırı sürat yapıp sonlarda tükeniyor. Belki daha ekonomik başlayıp belki sonları daha farklı olabilir diyorsun. Tebrik ediyoruz. Soner Bey 3'te 3 yaptı. Şimdi gerçekten takdir ettiğim bir eküle gidiyorum. Tarık Tükencik Mehtar koşuyu kazandı ama kazanırken arkasındaki isim de Sinoplu Merve'ydi. Yani koşuyu Dikencik ekürüsü ekürü bitirdi. Bursa'da zaman zaman Bursa dışında performansıyla ekürü dikkat çekiyor. Ve 1 ve 2 oldular ki Yeltay gibi safkan %53 ile koşunun önemli favorisiydi. Ama evet. Mehtar Sinoplu Merve 1-2 oldu. Neler söylersin Yalçın? Yelta için tabii Eser'in bu koşuda olması acaba liderliği Eser'e verecek mi yoksa ısrarcı mı olacak diye burada da o gün konuşmuştuk bu koşuyu. Eser tabii ısrarcı olunca onun arkasında kalıp dışını tercih etti Saadettin Boyraz. Hiç yapmadığı bir şeyi yaptı Yeltay. Dışarılara kaçtı. Özellikle evet. 800 virajından sonra şu an dışarıda 600 virajı dönülürken epey bir dışarılara gitmeye başladı. Yani bir yarış daha vardı İstanbul'da. Çok beklentinin altında kaldığı bir koşu. Bakın şurada viraj dönülürken dönmek istemiyor. Saadettin de sürekli içeri çekmeye çalışıyor. O da içeriye çekiyor. Ama bilemiyorum o gün için artık tabii yaşı da ilerleyen bir safkan Yeltay. Her yarışında sürat yapıyor. İster istemez bazı yarışlarda beklentinin altında kalabiliyor. Mehtar için gerçekten mükemmel bir safkan. Evet. Harika koşuyor ekürü de bu safkanı. Son yarış tabii biraz sert gruptu Veli Efendi koşusu. Orada beklentinin altında kaldı ama hem Bursa'yı çok seviyor. Hem de Yunus Emre Yüksel de bir aprant olarak o gün 2 tane kısa vade kazandı. Evet. Onu da tebrik ediyorum. Çok çalışkan efendi bir kardeşimiz. Tarık abi de çok ona şans tanıyor. Şans tanıyor yani. Yani kısa vade seviyesinde bir koşuda ona şans verip ne kadar haklı olduğunu da göstermiş oldu. O da verilen şansı çok iyi şekilde değerlendirdi. Annesi Tidelya, anneannesi Talya. Talya Bey. En çok ben anladım. Talya'nın en çok anlattığım kitaplardan biridir. Evet. Talya'da yine çok güzel safkan. Çok Tarık abinin unutulmaz kısraklarından bir tanesiydi. Babası Özhaber'e de çok benziyor bu arada. Yapı olarak, renk olarak ve koşu stili olarak da babasına çok benziyor. Babası da Cumhuriyet galibi, Grup 1 galibi bir isimdi. Ekürü bitti koşu. Sinoplu Merve hemen öndeki süretin arkasında koşuyu takip etti ve erken yaptı hamleyi Nurettin Şen. O erken hamleye rağmen ikinciliği kurtarması bence başarılı. Tunç Siper'i biraz gerilere kaldı. Biraz trafik sorunu yaşadı yarışın başlarında. Düzlükten sonra önemli bir ara kapattı. Ama o ataklar ancak üçüncü olmasına yetti. Bir sonraki yarışında daha iyi bir Tunç Siper'i izleyebiliriz. Yeltay da bence bugün için hem kendi stilinde bir rakibinin olması biraz da yarışları da üst üste geldi. Bundan da biraz çünkü eskisi gibi değil Yeltay. Yani eski Yeltay değil. Sevgili Yalçın bir de Yeltay son düzlükte bariyer dibini bulamazsa eksik koşuyor. Enerjiyi alamıyor sanki. Evet. Bariyerden güç alıyor bir yerde. Evet, dışta kalınca belki biraz da bir de virajı çok savrularak döndü. Savrulmuş olabilir. Bazı safkanlar sevmez çünkü dışta kalmayı. Evet. Belki bundan da olumsuz yönde etkilenmiş olabilir. Hocam bir girişi yaptın Yeltay'la ilgili. Koşunun geneline bakarsan. Ben Dekman dedim. Dekman'ı biliyor musunuz? Vardı bizim zamanımızda. Dekman. Eller yukarı demek. Kovboy filminde eller yukarı. Pazar sabahları. Çünkü 5 gün önce 2800 metrelik Veli Efendi kursu. 5 gün sonra 1400 metrelik bu yarış. Anca eller yukarı dedi. Ne? Tarık abi şapka çıkartmak lazım. Evet. Gerçekten. Ama ekürü gerçekten haftalardır atları çok güzel koşuyor. Vallahi Hakan yani çok iyi hazırlanıyorlar. Çalışkanlığıyla zaten öyle. Selin Dikenci de çok destek oluyor. Yani atçılığı çok seven bir ekip. Evet. Tabii antrenörhanesinde
kadın antrenörlerimizden Melek Özgül gözüküyor ama Hakan abi de ekiple beraber ki eski jokeylerden Hakan evet, Cansu da ben de, bu işi çok iyi bilen insanlardan bir tanesi. Çok da severim. Tebrikler daim olsun. Yani Tarkencik turnu siperi. Bütün istatistikleri maşallah evet, alt üst etti. Yani daim olsun diye. Kolay kolay olabilecek bir şey değil. Evet. Yani 2800'den 5000 sonra bir de. Ve yani bu şekilde koşuyu kazanmak evet, gerçekten büyük bir başarı. Tabii. Tebrik ediyoruz Tarık Kencik. Turnu siperinin gerilerden geç kurtulup yaptığı sprint de dikkat çekici. Çok dikkat çekici. Bir de Musli Ağa son 250-300'lerde birincilik mücadelesindeydi ama devam ettiremedi. Eser de bu yıl İzmir dışında ben yokum diyor. Bir de Yeltay'da olunca tabii. Bir de yaşlandı artık. Evet. Kolay değil. Burada bir ayar kırıklığı, güvendik. O da değil mi? Yeltay gibi. O dön tarafı. 800'den yarışın aşağı tarafına doğru dışarıları dönmeye başladı. Mehmet Akyavuz atı çevirmeye gayret etti ama güvendik bugün için hep itiraz etti. Yani güvenliğin yine bir mazereti altında var çünkü ilk defa Bursa pistinde koştu. Belki onun da evet yani etkisi ters gelmiş olabilir pist. Sürekli sağına dönen pistlere evet, alışkın. Bu kez sola dönünce o virajdaki dışarıya kaçma hadisesini de ondan yapmış olabilir. Çok fazla düzlükten sonra da etkili olamadı. Ki gidişat lehineydi yani, süratli bir yarıştı. Evet. Güvendikten iyi bir yarış bekliyordum ben ama ters pisti de sevmemiş olabilir, yadırgamış olabilir. Tebrik ediyoruz Dikencik Ekürisi'ni efendim. Ve İstanbul'a dönüyoruz. Efsane son Triple Crown yapan isim. Grant Equinox'un adına düzenlenen koşu. Yine efsane bir safkan. Fly By Me'nin kardeşi, anne kardeşi Sabri beyaz bayrak ayna yaptı. Yarış yaşamına ilk startını kazanırken de rakiplerine çok da şans tanımadı Yalçın. Evet. Koşuya girdik ama sayın yönetmenim, Grant Equinox'un en son gittik. Ki şu anda da stüdyoda bulunan değerli kameraman arkadaşım. Efsanenin en mezarı. Son, evet. Bu son gittiğimizde, beraber gittiğimizde çektiğimiz. Evet. Ve Aydın, bu resim tamam. Grant Equinox'un Yasin Bey bizi konuk ettiğinde bu fotoğraf en son çektiğimiz. Çiftlikteki fotoğraf efendim. Grant Equinox'un mezarı diyelim. Çekim yapmıştık. O da ekrana geldi. Şimdi Fly By Me'nin kardeşi Dede Sabri tıpkı Fly By Me gibi çıktı süratli ve... Evet, iki tay çok iyi başladılar. Hem Don't Forget hem de Dede Sabri. Don't Forget biraz daha iyi çıktı ama Gökhan Yıldız arkasında kalmayı tercih etti rakibinin. Dede Sabri yarış öncesi de favoriydi. İtman pistinde de çok iyi görünüyordu. Tabii anne hattından, anne kardeşi, abisi Fly By Me birçok grup bir koşu kazanmış bir isim. Bu da Victor Golop'tan olma oğlu. Çok başarılı bir performans yani sergiledi. Net çıkış yapıp Mustafa Taylar gibi çıktı ve devamlı. Evet, kolay kazandı. Kolay kazandı. Yani net bir birincilik. Güvenenleri bu yarışta mahcup etmedi, yanıltmadı. Diğer Sabri Aksu ekürüsü de çok deneyimli bir ekürü. Beycan abi sürekli bahsediyor. Evet. Ağır bakımı en üst seviyede olan ekürlerden. Genelde Arap atlarından söz ediyoruz ama bu kez bir İngiliz tayı da. Evet. Kegner'dan sonra. Dede Sabri ile de yani çok parlak bir performans. Baktığımızda ilk 800'ü 47'den eksik. Ciddi bir tempo var. İlk 1000'i 58-86 ve 1300'de rakiplerinizi yanınıza yaklaştırmadan kazanıyorsunuz. İlerisi için umut vaat etti bu tay. Çok parlak bir performans sergiledi. İkinci olan Don't Forget de burada start provasını göstermiştik ve beğenimizi kazanmıştı o gün. Beycan abi de bahsetmişti bu taydan. Bence çok iyi bir başlangıç yaptı. O da Kuloğlu baba, Kısrak babası da Luxor. Çok güçlü bir pedigride. Pek tutulmuyordu bu yarışta. Epey altlarda kalmıştı, %3 seviyelerinde. Çok da sürpriz konumdaydı. Evet, 30 liraya yakın da ganyanı vardı. Evet ama ikinciliği kurtarmasını bildi. Yani Gökhan da burada tecrübesini ve ustalığını konuşturdu, Gökhan Yıldız. Baştan belki ısrarcı olsa, Dede Sabri'ye bırakmasa liderliği, belki ikinciliği de kurtaramayacak. Evet. Şimdi Dede Sabri çok hazır bir taydı. Onun arkasında ikinci gitmeyi
yeğledi ve en azından ikinciliği kurtarmış oldu. Üçüncü olan Grand Treasure da en ciddi rakibi gözüküyordu. Altı Gayen evet, en yakın oran verilmişti ona da. %24 seviyelerindeydi. Şurada biraz hafif yakınlaşma da oldu ikincilik mücadelesinde. Bakın hafif evet, bir içerideki Don't Forget biraz dışarıya doğru yeltendi 300'ler geçilirken. Ama buradan sonra ikinciliği bırakmadı rakibine. Arkadaki taylar da öndeki üçlüye çok fazla yaklaşamadılar. Bugün için diyelim. Bugün kendi hallerinde bir koşu yaptılar. Çok hazırlık olduğu konuşuluyordu. Anne kanatlığından süratli olduğu konuşuluyordu. Nitekim beklentiler üzerine konuşuyorum. Üç malı tay çıktığı bir kazandı. Tabii yani çok iyi hazırlıklara sahip olduğunu öğrenmiştik Dede Sabri'nin. Ki yarış başladı. 250 metre sonra adeta Dede Sabri için bitmiş gibi bir yarış oldu. Evet. Yani galop yaparcasına zorlanmadan çıktığı gibi bitirdi. Don't Forget de start provasını iyi izleyenler için değerlendirilmişlerdir diye düşünüyorum. Vallahi çünkü bana o konuda mesaj start geldi. Start provası hakikaten mükemmele yakındı. Yani ve o start provasının hakkını verdi. Sen yakından takip ediyorsun hocam. Biz de her programımızda start provalarını veriyoruz. Orada alınan notlarda konuşulan bir taymış. Evet. Yani 3 yıldız konulan taylardan. Evet. Kaldı ki ilgilisi Mahmut Baykara'yı da tebrik ediyorum. İlk start provasında geçen not alamadı. Fakat bir hafta sonra %100 şeklinde bir değişim hazır gösterdi. Ya yani bir hafta içerisinde sevgili Mahmut Baykara her şeyi halletmiş bir şekilde getirdi start provasına. Bu koşuda koşan taylardan Grand Treasure belki kamuoyunun beklentisi kadar koşmadı ama bu onun kapasitesiyle ölçülü bir yarış olmadı. Ben bu tayın Serastro ile birlikte uzun mesafeli yarışlarda farklı yarışlar koşacağı şeklinde bir kanıya sahibim. Bu şekilde değerlendirdik Grand Equinox'u adına düzenlenen koşuda efendim. Ve Elazığ Hipodrom'una gidiyoruz. Kısa vade 6-2 yaşlı İngilizler 1500'e çıktılar. Formda bir isim vardı Asabi. Adı Asabi ama Asabi inanılmaz performans ortaya koydu. Notlarımda 11 boy yazıyor Yalçın. Evet. Üstte 4. birinciliği bu arada. Son yarışı tabii 1200'de kazandı. Son aksiyonda kazandığı bir koşuydu. Bu kez mesafe uzadı. Uzamasına rağmen Ferit ısrarla ön tarafa aktı. Tabii kendisinden daha çok sürat yapan French Horse'a bıraktı liderliği. Ama French Horse epey bir tempoya girdi. Baştan da tabii o virajı da o süratle geçince biraz savrularak döndü. Hemen yakın pozisyonda koşuyu Ferit takip etti ve şuralar geçildikten sonra da şu an yarışın son 800'lerine geliniyor. Bakın çok kolay. Evet. Herkes bayağı teşvikte. Bütün jokeyler baktığımızda teşvikte. En kolay olan isim Ferit Yardımcı ve Asabi. Buradan sonra öne çıktı ve rakiplerinin yanına yaklaştırmadan başarılı bir performans. Ateş Topu da bence çok iyi bir performans sergiledi. Çünkü 5 boy beş gibi startta kaldı. Geç çıkış yaptı. İkinciliği kurtarması başarı. İkinciliği kurtarması başarı. Şu an bakın 5.likte dışarıdaki. Evet, şu anda dönüyor virajı dışarı. Sarı yeşil forma en dışarıdan gelip ataklarına hız kazandıracak ve Warrior Storm'dan ikinciliği kurtaracak. Çok başarılı bir performans sergiledi ama bugün için tabii Asabi'ye yapabileceği çok fazla bir şey yoktu. Birincilik serisine devam ediyor bu tay. Ferit'in de yakından ilgilendiği bir tay. Çok doğu illerimizde iyi yarışlar yapıyor. Devamını da getirebilecek bir performans sergiledi. Tebrik ediyoruz. Üst üste gelen birincilikler Safkan müthiş formda 11 boy gibi ciddi bir fark yaptı. Evet. Ve her geçen gün üstüne koyarak derecelerini düşürerek gidiyor. Şimdi bu tay adı gibi ilk yarışında padokta biraz olmadık şeyleri yaptı. Yani zapt edilemiyor, bir yerlere çarpacak filan. O yarışta ikinci olmuştu zannedersem ilk yarışında. Sonrasında Adana'ya gelip biçim koştu. Sonrasında kapalı gözlük takılarak gezdirmeye başladılar ve bir ölçüde o sinirli halleri yumuşamaya başladı.
ve ilk 2-3 yarışında çok aşırı sinirden dolayı ter yapıyordu. Bu koşuda öyle bir şey yoktu. Evet. Ve o giderek sakinleşmesi başarısını getirdi ki 11 boy gibi fark çok net bir birincilik. Çok net bir birincilik. Tabii sen de bahsettin, ateş topunun 5 boy gecikmeli çıkıp üçüncülüğü alması, ikinciliği alması. İşte. Şu an arada en az 8-9 boy fark var Asabi ile. Zaten Asabi'ye bir şey yapacak hali yok yani. Yok, evet. Evet. Ama ikinciliği başarı bence. Buradan gelip ikinciliği alması çok önemli. Aynı zamanda 5. olan May Julio da 8 boy gecikmeli başladı koşuya. O da arkalardan gelip 5. oldu. Bu koşuda sonlarda tükenmesine rağmen ben Francis Horse'un bu koşu ölçü alınmamalı diye düşünüyorum. Evet, gerçekten Asabi'nin olmadığı ve bunların bir araya geleceği koşularda farklı şeyler, evet, senaryolar çizilebilir. Evet. Sayın yönetmenim, yurt dışında durum ne? Geçelim mi haftanın sürprizine? Haftanın sürprizine varsa zamanımız, haftanın sürprizi Diyarbakır'dan geldi efendim. Hızlıhan, Fesih Çetin başta koşuyu kazandı. Yalçın 19 Nisan'da kazanmıştı Şanlıurfa'da. Evet. Sonra bir üçüncülük elde ettiğinde Şanlıurfa'da 26 Nisan. O günden bu yana tabela yakın koşusu dahi yok. Ama bugün Fesih Çetin başta %2 ile 47.85 Ganyan'la 3 boy farkla kazandı. Haftanın sürprizini imza attı. Neden söyleyeyim? Şanlıurfa'da da yine kazandığı koşuda tereddütlü başlamıştı koşuya. Bir 4 boy 5 boy kadar tereddütlü başlayıp kazanmıştı. O yarış 2100'dü. Mesafeyi ve süratli yarışları çok seviyor bu Safkan. Bu kadar sürpriz çıkması da son 2-3 yarışında tabii biraz beklentinin altında 12.lik 11.lik gelmesi. Biraz gözden uzak olmuş bu yarışta ama yine mesafede startta tereddütlü kalmasına rağmen ben buradayım dedirtti. 15 handikaplı koşuyu Fesih Çetin başlığında güzel binişiyle kazanmayı başardı. Epey gerilerden çok düzgün bir sprint yaparak haftanın sürprizine imza atmış oldu. %2'lerdeydi ve Ganyan olarak da 47.85 ciddi de bir Ganyan'la kazanmış oldu ama potansiyelli bir isim, güçlü bir isim. Dediğim gibi hem süratli hem de mesafe olan koşuları çok seviyor. Bu tip yarışlarda dikkat etmek lazım. Bundan sonra Hızlıhan'a demek ki ufak tefek bir problemleri vardı. Onlar çözüldü. Bu kez tekrardan o Şanlıurfa'daki performansını sergileyip Diyarbakır'da da kazanmayı başardı. Şu an öndeki 8-9 safkanın arkasında dışarıda. Şu an, evet, kırmızı formalı safkanın da dışına aldı. Tam dışına geldi. Epey de bir dolaştı yani baktığımızda. Devam edeceğiz. Yurt dışı safkanlar box içerisine, tamam, gelip starttaki yerlerini alıyorlar. Hemen yurt dışına gidelim. Devam edeceğiz. Evet, değerli yarış severler, 6. koşu için start gerisinde son 2 safkan kalacak. 4 numaralı Diamond Setter yerini aldı. 8 numaralı Eclipse Moon ve 9 numaralı Wagon Boss gerideki 2 isim. Bu yarış şartlı bir koşu. 3 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atları 1670 metre mesafede kum pistte mücadele veriyor. 8 safkan koşuyor. 9 numaralı Wagon Boss yarışta favori. O da yerini alıyor. Koşu için safkanlar start hakeminin emrinde. Start verildi ve koşu başladı. Toplu sayılabilecek bir çıkış oldu. 1 numaralı Factor Dizzy'in içeriden ortadan 5 numaralı Tyran A Humor. Bunların dışından hızlı bir şekilde 6 numaralı Sacred Mountain öne atak yaptı. İç kulvar avantajıyla 1 numaralı Factor Dizzy'in rakiplerinin bir boy farklı önünde liderlik yapmaya başladı. 5 numaralı Tyran A Humor ikincilikte. Üçüncülüğe 9 numaralı Wagon Boss geldi. Dışarıdan hemen içinde 6 numaralı Sacred Mountain öndeki rakiplerini kaçırmamaya çalışıyor. Bunun 2,5 boy kadar gerisinde dış kulvarda Chino Madito var. İç kulvarda 6.lıkta 4 numaralı Diamond Setter 7.likte bir boy kadar geride 3 numaralı Mucho Mas Grande 2,5 boy kadar geride 8 numaralı Eclipse Moon 4 boy kadar geride 2 numaralı Luxury Sui sırasıyla 1 metre start yeri geçirdi.
1 numaralı Factor Dizin. Bir boy farkla lider ikinciliğe kadar 9 numaralı Wagon Boss geldi. Üçüncülükte kalan Kır Safkan. 5 numaralı Tyrone Humor. Bunun 2,5-3 boy kadar gerisinde 4.lükte 6 numaralı Sacred Mountain var. Onun 1 boy kadar gerisinde 3 numaralı Mucho Masgrande. 5.liğe girdi 6.lıkta 4 numaralı Diamond Setter. Dışta 7.likte 7 numaralı Chino Madito. Hemen içinde 8 numaralı Eclipse Moon sırasıyla düzlüğe çıkılmak üzere. 1 numaralı Factor Dizin rakiplerine 1,5 boy farkla liderlik etmeyi sürdürüyor. İkinciliğe 5 numaralı Tyrone Humor geldi yeniden. Dışta kalan 9 numaralı Wagon Boss oldu. Dışta 4.lükten 3 numaralı Mucho Masgrande atak yapıyor. Düzlüğe çıkıldığında fark 2,5 boy kadar oldu. 1 numaralı Factor Dizin yine önde. İçten dışa 5 numaralı Tyrone Humor açıldı. En dıştan 3 numaralı Mucho Masgrande atak yapıyor. 3 boy farkta son yüze 1 numaralı Factor Dizin lider girdi. Fark 4 boy. İkincilikte 5 numaralı Tyrone Humor var. 1 numaralı Factor Dizin koşuyu kazanmayı başaran isim oluyor değerli yarış severler. 5 numaralı Tyrone Humor ikinci, 9 numaralı Wagon Boss ve 3 numaralı Mucho Masgrande üçüncülük için fotoya birlikte girdi. Yarışın 5.'si 2 numaralı Luxury Sweet. Koşunun galibi 1 numaralı Factor Dizin oldu. Frankie Pennington'la start aldı. İkinciliğe 5 numaralı Tyrone Humor geldi yeniden. Dışta kalan 9 numaralı Wagon Boss oldu. Dışta 4.lükten 3 numaralı Mucho Masgrande atak yapıyor. Düzlüğe çıkıldığında fark 2,5 boy kadar oldu. 1 numaralı Factor Dizin yine önde. İçten dışa 5 numaralı Tyrone Humor açıldı. En dıştan 3 numaralı Mucho Masgrande atak yapıyor. 3 boy farkta son yüze 1 numaralı Factor Dizin lider girdi. Fark 4 boy. İkincilikte 5 numaralı Tyrone Humor var. 1 numaralı Factor Dizin koşuyu kazanmayı başaran isim oluyor değerli yarış severler. 5 numaralı Tyrone Humor ikinci, 9 numaralı Wagon Boss ve 3 numaralı Mucho Masgrande üçüncülük için fotoya birlikte girdi. Yarışın 5.'si 2 numaralı Luxury Sweet. Koşunun galibi 1 numaralı Factor Dizin oldu. Frankie Pennington'la start aldı. Birilerin akşamı gibi gidiyor şu anda. Altılı Ganyan yurt dışında diyelim. Haftanın sürpriziyle devam ediyoruz. Yalçın var mı? Devam edecek misin yoksa hocama mı döneyim? Yani son düzlükte çok önemli bir ara kapattı ve haftanın sürprizine imza attı. Tebrik ediyoruz. Uzun mesafeli, süratli koşularda dikkat etmek lazım bu Safkan'a. Bu tip gruplarda. Bu tip gruplarda. Hocam? Şimdi bu Safkan Diyarbakır'a yeni geldi. Bu üçüncü yarışı Diyarbakır'da. İlk koştuğu koşuda Menderes Avşar binmişti. 60 kiloydu. Ki bugün 50 kilo. O koşuda birinci, ikinci ayrıldılar. 3, 4, 5, 6 üçüncülük, dördüncülük mücadelesi var. Fakat at istediği gibi cevap vermedi Menderes Avşar'ın. Yedinci oldu değil mi? İstihar etmedi ve yedinci oldu. Tamam. Yedinci bitirdi. Ondan sonraki koşusunda aşağı yukarı 25-30 metre starttan geri çıktı. Yarışla pek ilgisi kalmadı. Bu koşuda ki Diyarbakır pistine de alışmış oldu. Böylece çok aşırı da kalmayınca starttan. Çok aşırı kalmayınca tereddütlü başladı şeklinde. Sonlarda çok güçlü gelip kazandı. Tabii önceki haftalardaki yarışlarına göre tutulmadığı için yüksek bir ganyan oldu. Evet, ciddi bir sürprize imza atmış oldu. Böylece haftanın sürprizini gerçekleştirdi efendim. Hızlı Han, Fesi Çetin baştan. Ve inceleme olan koşulara geçiyoruz. İlk mücadelemiz İzmir'den gelecek. 25 Eylül 9. koşu. Önce konser raporunu okuyayım Yalçın. Şirin Hatun 11 numaralı Safkan koşuyu kazanmıştı. Çetin Ok son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunması isteniyor. Kurula verdiği savunma yetersiz kalıyor ve 7 gün 26 Eylül'den itibaren 7 gün men cezası alıyor. Tabi burada yarış severin en çok takıldığı Reysen inceleme olunca yarış severler genelde konserler kurulunu incelemeye aldığı koşularda inceleme sonunda bir olumlu şey açıdan söylüyorum yani değişim açısından hep olumlu şeyler bekliyor. Koşu değişmedi. Çetin Ok 7 gün ceza aldı. Nasıl karşılıyorsun? Ama bu yarış değişse çok ağır olurdu.
Yani reysen inceleme olması kesinlikle neticenin değişeceği anlamına gelmiyor. Evet. Komiserler koşuyu izlerken yarış içerisinde düzlükte veyahut da yarışın başka noktalarında bir usulsüzlük görüp, yani biz burada bir usulsüzlük gördük, koşuyu incelemeye alacağız, neticenin değişip değişmeyeceğine karar vereceğiz şeklinde oluyor bu reysen inceleme. Burada bakıldı, tamam 200, tam 200 geçilirken dışarıya doğru bir açılması var. Şurada, şu noktada Karacalar ondan biraz olumsuz etkilendi ama sonrasında farkı azaltamadı. Evet. Yani o hadise olduğunda zaten sağrısındaydı rakibinin. Yarış yine sağrısında bitti. 200 metre içerisinde, yani son 200 metrede o arayı kapatamayınca yarışın değişmesinin ağır sonuç olacağını komiserler de burada tespit ettiler. Ben de doğru karar olarak görüyorum bunu. Değişseydi ağır olurdu. Değişmemesi bence doğru karar. Doğru karar. Reysen bunu da tekrar altını çizelim. Reysen inceleme olduğu zaman güzel bir uygulama. Evet, güzel bir uygulama. En azından konserler kurulu, yarış severlere, evet, bizlere burada bir incelenecek bir durum var. Evet. Ama bu değil ki her reysen koşu. Tabii. Yani yarış sever bir intiba oluştu. Hocam da belki ona katkı verecek. Yarış sever şöyle inanıyor. Ha, konserler kurulu reysen incelediyse bir yarış şey değişecek. Yarış değişecek diye bekliyor. Evet. Değişmeyecek. Karasun yarışında da aynı şey oldu, aynı İstanbul'da. Şey oldu. Evet. Karasun'un bugün kazandığı değil de daha önce kazandığı koşuda, sentetik pistteki koşuda. Orada biraz daha fazla sürtüşme vardı. Bence o yarışın da değişmemesi doğru karar. Burada zaten çok fazla bir şey yok. Yani bir açılması var ama dediğim gibi performans olarak onun derecesini etkileyecek kadar değil. 7 gün nasıl görüyorsun Çetin Oka verilen 7 gün ceza? Bence ağır olmuş ağır. Burada. Yani değişmiyor ama tekerür 7 gün. Yoksa, tekerür yoksa. Tekerür yoksa 7 gün burada ağır bence. Yani hem koşu değişmiyor ama 7 gün Çetin Ok. Yani bundan daha fazla yapılan yarış içerisinde usulsüzlükler gördük ki karşılıksız kaldı, cezasız kaldı. Burada biraz ağır olmuş Çetin Ok'a 7 gün. Kaldı ki kamçısı da zaten sağ elinde. Evet. Ya bir açılması var. Var tamam. Açılması ama. Ama çok hani, ağır olmuş. Kamçıyı soldan kullanayım demiyor. Sağdan kullanıyor ama. Tek bir noktada açılmadı. Bir yerde, tek bir açılma var. O 200 tam geçirirken evet, tam bir açılma. Bir yerde geçirirken. O noktada atın kontrolünü biraz kaybetti. Evet, evet burada tam 200 geçirirken. Şurada evet. O hissetti rakibini. Biraz da bilinçli yaptı ama belki o hani bakıp rakibine dışarıya doğru gelmesi yani sen biraz niyetin kötü. Evet. Biz sana bir 7 gün bir istirahat verelim. İstirahat verelim. Dercesine bir ceza olmuş diye düşünüyorum. Sıralamayı değiştirmedik ama niyetini anladık. Ceza evet, biraz diyelim. Fazla. Fazla mı gördünüz? Ben fazla gördüm. Özellikle şimdi biraz sonra ekrana getireceğimiz koşudan verilen ceza ile bu cezayı karşılaştırdığımızda fazla görüyorum. Evet, farklı illerde farklı evet. Hakemlerin verdikleri kararlar. Burada koşunun değişmemesi doğal dedi Yalçın Akkaş hocam. Biraz gün konusunda Çetin Ok 7 gün ceza aldı. Bugün itibaren cezası başlamış. Evet. 26'sına itibaren başladı efendim. Diyelim şimdi çok konuşulan ilk koşu var arka arkaya gelecek. Önce Bursa'ya 5. koşuya gidiyoruz. Koşu başlasın. Ben komiser raporuna paylaşayım. 7 numaraya kayıtlı Aydelli Turbo isimli atın birincisi Tolga Yıldız. Start çıkışında yarış usulü ve nizamlarına aykırı hareket ettiğinden ihtar alıyor. Evet. 7 starttan 7. çıkan 4 numaralı forması. Saluki isimli atımcısı Onur Yıldız ise start çıkışında yarış ve usullere aykırı hareket ettiğinden 7 gün içerisinde savunmasını isteniyor. Saluki isimli safkana binen Onur Yıldız ve Tolga Yıldız bu da ihtar alıyor. Neler söylersin? Onur Yıldız 5 gün ceza aldı sanırım evet. Bu yarışta. Şimdi burada Aydelli Turbo geldi, liderliği aldı. Şurada çok ani bir, kontrolsüz bir dışarıya çıkış var. Keşiftay olumsuz etkilendi bundan Kadir Tokaçoğlu. Bir daha geriye alalım. Evet. Şimdi Aydelli Turbo geliyor. Gelip liderliği alacak. Çok ani bir çıkış. Evet. O hem Keşiftay bundan olumsuz etkilendi. Zincirleme arkadan evet, da. Evet. Hem de Bengütaş olumsuz etkilendi. Yani bu
Aslında bu hadise daha tehlikeli. Mesela burada İhtar, zannederim hocam da bana katılacak. Biraz hafif kaldı. Evet. İhtar şey ama, Tolga Yıldız. Tolga ya. İhtar. Onur Yıldız'a 5 gün değil mi? Onur Yıldız cezayı alan. Evet. Burada yani bir kaza da olabilirdi. Tabii. Salih Ünlü çok iyi. Çünkü çok ani bir çıkış. Ani çıkış oldu. Arka tarafta yani bir burada anda... Onur Yıldız'ın yapması gereken biraz daha o noktada kalıp, hemen kalıp sakinliğini koruyup koruyacak. Ondan sonra eğer dışına çıkacaksan kontrollü bir şekilde çıkman. Burada biraz kontrolü kaybedince hem diğer rakiplerini ve diğer jockey arkadaşlarını da zor durumda bırakmış oldu. Yani daha dikkat etmek lazım. Daha özellikle bu tip yarışlarda. Bir de hep söylüyoruz, Arap atı takıldığı an düşer. İngilizlerde bazen kurtarabilirsiniz, evet, ama Arap atı takıldı mı kolay kolay kurtaramazsınız. O yakın mesafede. Allah korusun. Allah korusun. Ayağa denk gelmiş olsa dışındaki safkanın, orada yıkılabilirdi daha de. Daha kötü yer olabilir. Çünkü zincirleme oldu. Arkadaşlar, evet, hocam bir, evet, anda tabii, tabii. O onu ona derken Yalçın dediği gibi çok daha farklı şeyler olabilirdi. Allah korudu. Ama bu star çıkışlarını sürekli konuşmak durumunda kalıyoruz. Bir türlü yani her hafta mutlaka programımıza bir star çıkışıyla ilgili, evet, bir koşu geliyor. Yani startları düzgün alamıyoruz. Bize ilk öğretilen geldi ki podium ne derlerdi? Star çıkışı 200 metre yerinde, evet, kalacaksın. Kendi kulvarında, kendi devam edeceksin. Devam edeceğim. Ama burada baktığımızda daha ne 200'ü, daha 20 metre geçmeden en dış kulvar, en içe. Yani Tolga biraz daha kontrollü tabii gelmiş ama. Onlara göre. O da biraz daha mesafe, yani biraz daha gidip ondan sonra içeriye girebilirdi. Çünkü liderliği almasına müsaade etti içerideki safkanlar, içerideki rakipleri. O da biraz ani içeriye doğru geldi. Çok bir zararı, evet, yok içindeki rakiplere ama Salukiye'nin çıkışı, yani Onur Yıldız'ın biraz dışarıya çıkış hamlesi hem ani hem de çok hızlı. Çok hızlı. Hocam bir tarafta 7 gün, bir tarafta 5 gün. Şimdi İzmir komiserleriyle Bursa komiserlerinin verdiği kararlar arasında bir tutarsızlık görüyorum ben. Bu konuda yani, diyorsun yani. Orada 7 gün, buradaki bu olayda 5 gün. İşte oradaki 7 güne göre bu 5 günlük ceza biraz hafif kalmış diye düşünüyorum. Şimdi sayın yönetmenimden rica ederim. bağlantıyı kuralım. Hocam hemen sözü yine hocama vereceğim. Çünkü hocam rica etti diğer koşuyla 20 Eylül 5. koşuya gidelim. Yok, ben Yalçın'ın görüşünü almak için, tabii, rica ettim. Tamam. Yalçın da burada gelecek. Şimdi benzer bir... O koşuda tarafsız kalmam lazım. Atım koşuyor. Atım koşuyor. Bir kul var değil mi hocam atınız? Evet. Evet. Burada 4 starttan çıkan mavi forma çok ani bir şekilde içeriye gelmiş. Biraz yanlamasına çıkmış. Dancing Adler, Muhammed Mirbilgin. Evet. Bir daha yanında start... da şey, Nilgün Sultan, Cemal Paso'yla. Cemal Paso. Birden çıkıyor Mr. Art. Bakın orada biraz zincirleme içeriye doğru. Burada Muhammed Mirbilgin'e bir şey yok mu? Hemen bakacağım sen yorumlarken. Ben de konserler raporuna bakayım. Yani o zincirleme işte az evvel konuştuğumuz gibi. Evet. 4 start itibariyle içindeki tüm rakipleri ondan olumsuz yönde etkilenmiş. Bu 5. koşu değil mi hocam? Evet. Adios isimli safkanın birisi Mertcan Çelik. Start çıkışında yarış ve usullere aykırı hareket etti. İhtar cezası almış. Bir daha alalım start çıkışını. Start çıkışını alalım. Adios. Öndeki kır safkan, kır adios. Kır safkan, numarayı alan. Ve La Plata, Bekir Mert Mırık. Yine start çıkışındaki yarış ve usul nizamlarına aykırı hareketinden dolayı ihtar cezası almış. Bekir Mert Mırık. Yok. Bekir Mert Mırık. Yani hocamın dediği iki isim de raporda yok. Yani burada tabii o 4 starttan çıkan safkan mavi beyaz forma, biraz da ilk hamlede kontrolsüz, safkanın kontrolsüz bir çıkışı var. Ondan da biraz kaynaklanmış. Beycan abinin safkanı da burada yarıştan sonra sanırım bir problem... Problem oldu mu hocam? Problem oldu. Ben, tabii canım, idmandan alındı. İdmandan alındı. Ben çünkü o gün... Ya hastanede geziyor. Evet. Evet, geçiyor. Çünkü ben şöyle bir... Ben ya işte bir at sahibi olarak şimdi şu an yanımızda canlı örnek canlı. Beycan abi. Tamam, biz burada program da yapıyoruz ama sonuçta bir at sahibi kimliği ve antrenör, evet, kimliğiyle Beycan abi de burada ve halihazırda koşan bir safkanı var. Bakın yarış içerisinde ilk start çıkışından böyle bir sağlık, evet, sorunu sağlık yaşıyor sorunmuş safkanı ve şu an itmandan çekilmiş. Koşamayacak. Koşamayacak. Bunu birebir yaşayan örneği yanımızda. Evet. Hep söylüyoruz biz işte safkanlar sakatlanabilir.
Jokeyler sakatlanabilir. Her şey olur. Mümkün mertebe dikkat etmeniz lazım diye sürekli söylüyoruz. Şimdi bir at kolay bakılmıyor. Kolay mı? Yarışlara tabii kolay hazırlanmıyor. Ne oluyor? Şimdi sizin bireysel hatanızdan dolayı bir safkan bir sorun yaşıyor, bir sakatlık yaşıyor ve yeri alınıyor. Bunlar tabii ki külfetli şeyler. O bakımdan da sürekli söylüyoruz. Dikkat etmesi lazım jokeylerin mümkün mertebe yarış içerisinde hem kendilerine yapılmayan şeyi bir başkasına evet da yapmamaları gerekiyor. Biz de burada sürekli bunu savunuyoruz, bunu söylüyoruz. Yani bazı durumlar, tabii burada şimdi 4 starttan çıkan Safkan'ın birincisi de mümkün olduğunca kontrol etmeye çalışmış ama Safkan öyle bir çıkış yapmış ki evet, direkt evet sollamasına direkt, böyle yanlanarak çıkmış. İşte daha fazla dikkat etmek evet lazım. O gün ben yine burada moderatördüm. Pek moderatör olduğum zaman katılmıyorum yani yorumlara. Yorumcularımız tabii koşu genelinde Meral Beycan hocamın da atı olunca bir şey oldu. Bir şanssızlık yaşamış dedim hocam. Kulvarı 1. Evet. Çünkü sırat için en kötü kulvar 1. Zaten şimdi, zaman zaman da ağır çıkan bir sahne. Şöyle bir de bir start çıkılmış. Üstündeki kardeşimiz birkaç defa ricada bulunmuş hakemlerden. Ha, hocam 2-3 at sonra gireyim. Start 1 demiş biraz içeride şey yapıyor. Uysuzluk yapıyor. Yapar filan. Çok ters bir şekilde çocuğun anlattığıyla söylüyorum. Çok ters bir şekilde tersleyerek tercihli start isteseydin demişler. Ha, sıranda gidecek. Tercihli start 5 at isterse ne olacak? En içerideki siz olursanız yine erken giriyorsunuz. Geçiyoruz hocam. İşin şeyi yok o değil. İşin üzücü tarafı bir de yarışın favorisi pozisyonu. Evet favorisi zaten. Evet. Ben de yorumlarken Altıganyan Fabrikası birinci attı. Ama dedim ki bir şanssızlık var burada. Kulvar bir. Evet. Orada sorun öyle yaşayınca Safkan zaten ilk yarış yapmadı. Evet. Normalde Mr. Art ne kadar geri kalsa da düzlükte ara kapatan evet, bir isim. Yapan, tam mesafede bu mesafe. Bu kez yani geldi bir iki rakibini geçti ama işte o start çıkışındaki yaşamış olduğu hadiseden dolayı kaynaklanan problem. Oluyor böyle şeyler ama daha dikkatli olmak lazım. Performansını değiştirdi ister istemez. Evet. Bu şekilde bu koşuda değerlendirdik efendim. Kağıt kalemimiz hazırsa en çok merak edilen bölüme geçiyoruz ki gerçekten start provalarında gördüğünüz safkanlar start almaya da başladılar. Çok faydalı oluyor. Kağıt kalem hazırsa start provalarından iki ekran gelsin. İki yaşlı İngiliz dayımız startta. Bir numaralı starttan Pure Black, Vefa İbrahim Aracı ekürüsü. İki numaralı starttan Fight Club, Vefa İbrahim Aracı ekürüsü. Üç numaralı starttan Lady Guns, yine Vefa İbrahim Aracı ekürüsü. Beş numaralı starttan Ahbap, Zekeriya Ahsen Kurum ekürüsü. Altı numaralı starttan Beray Tütün, 2019 dayı. Aydın Üstündağ ekürüsü. Önde bitiren dayımız 2 numaralı starttan çıkan Fight Club. Bitiriş derecesi 22.2. Hemen yanında ekürüsü 22.6. Ve hemen onların yanında 5 numaralı starttan çıkan Ahbap. Bitiriş derecesi 22.8. Bir yarış gibi bir evet ekürüsü sundum biz hocam. Fight Club, Pure Black, Ahbap, Beray Tütün 2019 sayı ve Lady Guns start provalarından geçer not aldılar diyelim. İkinci start provası ekrana gelsin. We'll be right back.
Yine 5-2 yaşlı tayımız start provasında. 1 numaralı starttan My Breed, Serhat Yıldıran ekürüsü. 2 numaralı starttan Lanora, Tolgağan Topçu ekürüsü. 4 numaralı starttan Johnny Barış Durdağ ekürüsü. 5 numaralı starttan Adelaide, Afet Çağrı ekürüsü. 6 numaralı starttan Redberry, Yılmaz Sevinç ekürüsü. 1 numaralı starttan çıkış yapan My Breed, hayli gecikmeli ve geri başladı ve onay alamadı. Önde bitiren tayımız 5 numaralı starttan çıkan Adelaide, bitiriş derecesi 21.8. Adelaide kazandı start provasını 21.8. Redberry, Coney ve Lenora geçtiler. Bu arada sayın yönetmenim düzeltelim. En son My Breed start provasından geçer not alamadı. Onun özelliğiyle iletelim. Umarız en kısa sürede start provasını aşar ve yarış aşamına başlar diyelim. 5 numaralı My Breath diyerek, 1 numaralı starttan çıkan My Breath diyerek diğer start provasına geçelim efendim. Yaşlı İngiliz safkanımız start provasında Yiğit Reis, Mustafa Şişman ekürüsü tek başına giriş çıkış yaptı. Bitiriş derecesi 26.2 olacak. Zaten hedef herhalde anlam kazıyla starttan evet, düzgün çıkması ve onay alması. Onay almasıydı. Tayı fazla da birincisi üzmeden 200'ü geçecek ki rahatlatacak şimdi tayını. Hocam da dediği gibi hedef İyi starta girip iyi start almasıydı. Bunu da başardılar. Evet. Bunu notu verelim. Şimdi potaya geçtikten sonra da ekrana Tay'ın start provasından geçen not aldı ve derecesi gelecek. Yiğit Reis 26.2 ile start provasını tamamladı efendim. Son start provası için ekrana gelsin görüntü. Bir tane daha. Dört diye biliyordum ama sayın yönetmenim. Arap tayları var. Arap tayları olması lazım. Tamam. Bulabildik mi? Evet. Gelsin ekran efendim. Üç yaşlı Arap dayımız start provasında 1 numaralı starttan Cesur Buğra, Mehmet Akif Kaya ekürüsü. 2 numaralı starttan Sinemoy, Ali Celalettin Alkan ekürüsü. 3 numaralı starttan Renk, Zafer Temuçin ekürüsü. 4 numaralı starttan Turhan Şah, Aysen Esen Demirel ekürüsü. Önde bitiren tayımız Renk, bitiriş derecesi 25.5. 4 tayımız da start provasından olur aldılar. Yani bir tayımız biraz geç çıktı. Acaba dedim alamadım ama yok, o da aldı. O da aldı. Renk, Cesur Buğra, Turhan Şah ve Sinemoy. Start provasını geçen isimler 25.5'tı Renk'in start provasından bitiriş derecesi. Efendim özellikle Kerem İnce bizi yakından takip ediyor. Sürekli bana mesaj atıyor. Efsane koşu baba yıldız. Bakacağım. Arşivde bulabilirsek mutlaka o koşta ekrana vereceğiz. Dosaj demeyiz. Zamanımız yetecek mi? Yurt dışı. O zaman biz yurt dışına gidelim. Ondan sonra dönüşte çünkü bir aile uzun nostalji bugün. Kesilmemesi adına. Bu arada ifade edeyim efendim. Nostalji çok duygusal bir nostalji. Güzel bir görüntülerle ekrana gelecek ama yurt dışına kapanışı alalım. Kapanış bu hafta Orfeo için konuşmuştuk ama Jockey Kulüp kursu evet, olunca rekorda önümüzdeki haftaya. Önümüzdeki haftaya kaldı. Onun da altını çizelim ve yurt dışının kapanışı yapalım. Sonra birlikte olalım.
Değerli yarışseverler, Safkanlar start gerisine doğru ilerliyor. 7. ve son koşu. Maiden mücadele 3 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atlar arasında 1100 metre mesafede kum pistte yapılacak. 1 numaralı Top Shot'a, 3 numaralı Oraka Besayla Ekürü olarak koşuyor. Son koşu, bu koşuda 4 numaralı PANCMA kulübümüz aygırlarından Bodymeister temsilcisi Paco Lopez de start alıyor. Yarışta daha favori. %23 oynanma oranıyla sizler tarafından ilk sırada tercih edilmiş. Ekürlerden 1 numaralı Top Shot'a ve 6 numaralı Duck Ducky Goose kulvarlarına yakın. 1 numaralı Top Shot'a kulvara girdi. 6 numaralı Duck Ducky Goose geri alındı. Yerine yakın ancak 2 numaralı Olympic kulvara girdi. Bu koşuyla birlikte günün koşu heyecanı tamamlanmış olacak. 7 numaralı Wenzel hazırlık içinde kulvara yakın. Wenzel. Altı numaralı Duck Ducky Goose kulvara giren bir diğer isim oldu. On bir, üç ve daha yukarı yaşlı İngiliz atının 1100 metre mesafeli kum pist yarışını izleyeceğiz. Yedi numaralı Wenzel yedekte, yine dokuz numaralı Ricky's Melody de start gerisinde kulvara yakın olan diğer safkan. Bir numaralı Top Shot'a, üç numaralı Oraka Besa yarışta Ekürü olarak koşuyorlar. %23 oynanma oranı alan Bodymeister temsilcisi 4 numaralı PANCMA yarışta favori. %19 oynanma oranı alan 2 numaralı Olympic Courtney Gilardo ile yarışa katılıyor. %13 oynanma oranı alan 3. sırada 7 numaralı Wenzel görünüyor. %12 oynanma oranıyla 4. sırada 9 numaralı Ricky's Melody yer bulmuş. Sizler tarafından tercih edilmiş. %11 oynanma oranıyla 5. sırada Luis Rivera ile start alan 8 numaralı Heat's Battle. 6. sırada %5 oynanma oranı alan 1 numaralı Top Shot'a görünüyor. Değerli yarışseverler, Dexter Hedok'la yarışa katılıyor. 7. sırada %6 oynanma oranı alan 11 numaralı Reigning Champion. 8. sırada %3 oynanma oranıyla 10 numaralı Charlie's Assassin. Şu an için 7 numaralı Wenzel'ın hazırlıkları devam ediyor. Wenzel jockey de üstünden inmiş durumda. O şekilde kulvarına yaklaşıyor. Wenzel yerini aldı. Yerlerine girmeye devam ediyorlar safkanlar. 8 numaralı Aces Battle kulvara girdi. 9 numaralı Ricky's Melody hazırlık yapıyor. Ricky's Melody kavun içi siyah jockey forma rengiyle start alıyor. 4 numaralı PANCMA şu an yedekte. 3 numaralı Oraka Besa yerini aldı. 9 numaralı Ricky's Melody kulvara girdi. 4 numaralı PANCMA da yerini alıyor. 10 numaralı Charlie's Esas'ın, 11 numaralı Reigning Champion son 2 safkan. 10 numaralı Charlie's Esas'ın
yerine yakındı, geri çıktı. Charlie's Esas'ın tekrar yaklaştırılıyor yerine ve kulvarını dolduruyor Charlie's Esas'ın Philadelphia Park'ta. Park Racing'te 7. ve son koşu. Yerini alacak son safkan 11 numaralı Reigning Champion. Reigning Champion kulvara yaklaşıyor. Atlar hazır duruma geçti ama bu açıdan gördüğüm kadarıyla 10 numaralı Charlie's Esas'ın ön kapakları açıldı. Start görevlisi bu sorunu giderdi. 7. ve son koşu için atlar start hakeminin emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. Bir boy kadar 5 numaralı Busy Gillespie geç çıktı. Yarış hızı başladı. İçeriden 1 numaralı Tapşata, orta kulvardan 4 numaralı PNC Ma öne geldi. Dışta 9 numaralı Ricky's Melody var. Bariyer dibinden de 2 numaralı Olimpik önlere sokuldu. 1 numaralı Tapşata rakiplerin önünde fark 1,5 boy kadar. 4 numaralı PNC Ma ikincilikte. İçeride 2 numaralı Olimpik üçüncülükte 1 boy kadar geride. Arada 8 numaralı Eat It Battle var. O dördüncülükte hemen dışında 9 numaralı Ricky's Melody. Bunların dışında 11 numaralı Reigning Champion sırasıyla düzlüğe doğru gidiliyor. 1 numaralı Tapşata liderliği kaptırmadı. İkinciliğe 2 numaralı Olimpik içten atak yaptı geldi. Üçüncülükte kalan 2 boy kadar geride 4 numaralı PNC Ma 4 boy kadar geride. 11 numaralı Reigning Champion sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 1 numaralı Tapşata düzlükte de 2,5 boy farklı önde. İkincilikte 2 numaralı Olimpik dıştan 4 numaralı PNC Ma atak yapıyor. Bakalım öndeki 1 numaralı Tapşata'yı yakalayabilecek mi? 4 numaralı PNC Ma ikinciliğe girdi. Ama 1 numaralı Tapşata 5 boy fark yaptı rakiplerine. 1 numaralı Tapşata son koşuyu kazanmaya yakın. Bunu da başaran isim oluyor değerli yarışseverler. 4 numaralı PNC Ma Bodymeister temsilcisi ikinci olarak ayrıldı yarıştan. 5 numaralı Busy Gillespie üçüncü, 6 numaralı Duck Ducky Goose'da koşudan dördüncü olarak ayrıldı. Bir numaralı Tapşata yarışı kazandı. Bu safkan 3 numaralı Orak Kabesa ile Ekür olarak start aldı. İkinciliğe 2 numaralı Olimpik içten atak yaptı geldi. Üçüncülükte kalan 2 boy kadar geride 4 numaralı PNC Ma 4 boy kadar geride. 11 numaralı Reigning Champion sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 1 numaralı Tapşata düzlükte de 2,5 boy farklı önde. İkincilikte 2 numaralı Olimpik dıştan 4 numaralı PNC Ma atak yapıyor. Bakalım öndeki 1 numaralı Tapşata'yı yakalayabilecek mi? 4 numaralı PNC Ma ikinciliğe girdi. Ama 1 numaralı Tapşata 5 boy fark yaptı rakiplerine. 1 numaralı Tapşata son koşuyu kazanmaya yakın. Bunu da başaran isim oluyor değerli yarışseverler. 4 numaralı PNC Ma Bodymeister temsilcisi ikinci olarak ayrıldı yarıştan. 5 numaralı Busy Gillespie üçüncü, 6 numaralı Duck Ducky Goose'da koşudan dördüncü olarak ayrıldı. Bir numaralı Tapşata yarışı kazandı. Bu safkan 3 numaralı Orak Kabesa ile Ekür olarak start aldı. Evet, bugün Biller'in günü dedik. Yine 1 numaralı safkan kazandı. 3 numaralı safkan da Ekür'üydü efendim. Biraz sonra parasal anlaşılır ekrana gelecek diyelim. Ve nostalji, bugün duygusal anlar yaşayacağız. Türkiye Jockey Kulübü Kupası koşusu vardı geçen hafta sonu. 1989'da efsane koşu, bankocu, devir biten koşuda bankocunun o rekoru henüz kırılamadı. Geçen günde kırılamadı. Halen rekor bankocuda. İşte bankocunun deviri geçtiği efsane koşu ve efsane görüntüler ekrana geliyor. Gerçekten.
dedik ki hocam, Mevkül Hanım'ı gördük. Evet. Camiamızın gerçekten önemli isimleri. Paşamız. Paşamız şu anda ekrana geldi. Hilmi Bey. Hilmi Bey. Ergin Bey. Ergin Tunçok. Evet. O da ekrana geldi. Gerçekten çok özel, duygusal anlar ben hazırlandı. Bana gönderdiniz tatilde. Gözyaşlarımı tutamadım zaman zaman. Gerçekten çok özel, camiamızın çok önemli simaları. Bir arada Türkiye Jockey Kulübü Kupası koşusu sene 1989, hala unutulmuyor. İşte koşu. Gültekin Alpay'ın anlatımı ekrana gelsin, sonra birlikte olalım. Memle girdiler, start verildi ve koşu başladı. Piton Junior çıktı ve saptı. Orta kulvardan Camelot dışında sağlık parasını birlerlik uğraşı var. Koşunun ilk 200 metresi içerisinde Piton Junior'da 150 metre sonra tekrar yarışa başladı. Camelot ve sağlık parasını birlerlik uğraşı var. Koşunun son 2000 metre start yerine doğru gidiyoruz. Yarım boyu kadar Camelot önde. Bir at boyu gerisinde şimdi Sagıp, daha sonra Bankocu Devir, Mehter İcra ve Ezgrant. Koşunun son 1800 metre start yerine doğru gidiyoruz. Camelot bir boy fark liderini koruyor. Gene Sagıp'ın önünde. Sagıp'tan sonra evet şimdi gene Bankocu, daha sonra Devir, daha sonra Mehter İcra ve Ezgrant. Koşunun son 1800 metre start yeri geçildi. 1,5-2 boy fark liderliğini Camelot koruyor. Sağgıp'ın önünde, Sağgıp'ın 2 at boyu gerisinde Bankocu, 12 at boyu gerisinde Devir, onun hemen sağrısında Mehter, onun sağrısında İcra, 13 at boyu gerisinde Ezgrant sırasıyla koşunun son 1600 metre start yeri geçildi. 2 boy farklı liderliğini Camelot koruyor. Yine Sağgıp'ın önünde, Sağgıp'ın hemen şimdi sağrısında Bankocu, Bankocu'nun 1,5 at boyu gerisinde Devir, Devir'in 2,5 at boyu gerisinde Mehter, 12 at boyu gerisinde İcra, 13 at boyu gerisinde Ezgrant. Koşunun son 1200 metre start yerine doğru gidiyoruz. 1,5 boy farklı liderliğini Camelot koruyor. Yine Sağgıp'ın önünde, Sağgıp'ın hemen sağrısında Bankocu ve Devir'i görüyorum. Koşunun son 1200 metre start yeri gene 1,5 boy farklı Camelot'un liderliğiyle geçildi. İkincilikte gene Sağgıp, üçüncülükte Devir'in hata var. Hemen yanında Bankocu, beşincilikte Mehter, altıncılıkta İcra, yedincilikte Ezgrant, sekizincilikte Pitung Junior. Koşunun son 1000 metre start yeri gene 1,5 boy farklı Camelot'un liderliğiyle geçildi. İkincilikte gene Sağgıp, üçüncülükte onun 1,5 at boyu gerisinde Bankocu ve Devir tek at gibi koşunun son 800 metre start yerine doğru geliyoruz. Bir boy farklı liderliğini Camelot koruma gayretleri içerisinde Sağgıp atak yapıyor. Gerilerden Devir'in de hata var. Dördüncülükte Bankocu, beşincilikte Mehter, altıncılıkta İcra, yedincilikte Ezgrant. Koşunun son 600 metre start yerine doğru geliyoruz. Evet, Camelot, Sağgıp ve Devir arasında bir liderlik uğraşı var. Sağgıp koşuyor asfaltta. Force ediyor gerilerden. Bankocu'nun hatanı görüyorum. 604 sırasında son düzlük görüldü. Evet, Sağgıp ve onun dışında Bankocu ve Devir arasında bir liderlik uğraşı var. Koşunun son 400 metre start geri geçiliyor. Dış kulvardan Devir, asfaltlı bir lider temini içeriden Bankocu veriyor. Evet, Devir ve Bankocu arasında bir liderlik uğraşı var. İçeriden Bankocu hakim olmaya çalışıyor dışarıdan. Devir veriyor. Yarım at boyu kadar Devir önde. İçeriden Bankocu saldırıyor. Koşunun son 100 metresi. Bankocu saldırıyor. Yarım at boyu. Bankocu önde. Bir at boyu. Bankocu önde. Çok ekolim kupasını. Bankocu kazanıyor. Devir ikinci. İcra üçüncü. Ezgrant dördüncü. Koşunun gayri resmi sırası 1-6-3 4 sayılar severler. Hepinize iyi akşamlar. Amca. Şimdi bu efsane koşunda bakın. David Franco, Avram Barokas. Barokas ama amca. İlk tebrik edenlerden biri de Devir'in sahibi. Ki koşunun önemli favorisi Devir'in sahibi Davi amca. Toprağı bol olsun. Davi Bey. Çok büyük centilmenlik. Evet. Hasan Saydam'ı ilk tebrik eden, Hasan abi ilk tebrik eden biri David Franco. Ve Bankocu'nun bu özel görüntüleri şimdi ekranda Yücel geliyor. Yücel abi orada. Yücel bir ol yine, Allah rahmet eylesin. As favori mecmuasının sahibi İsmet evet. Abi'yi gördük arada. Burada şimdi Orhan Özsoy, Şükrü amca. Allah rahmet eylesin. Ali Doğan ünlü Bey. Saadettin Sükan, Ali Doğan Bey. Ünlü başkanlarımızdan ve tabii ki Orhan Özdemir abi orada. Orhan Özsoy. Orhan Özsoy. Arkada. Özdemir Bey kupayı veriyor. Evet. Hasan abim var mı? Alalım hani sözleri çok olması lazım. Çok teşekkür ediyorum. Jockey Kulüp Kupası'nı kazanmak hakikaten çok büyük bir şeref. Bu ayrı bir hediye gibi de oldu. Bizim senelerden beri yarış camiasına Banko dergisiyle bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Bugün Banko'nun da 7. yaşına bastığı gün bu kupa Banko ile beraber geldi. Çok mutluyum. Hayırlısı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Banko'ya 7. yıl armağanı gibi oldu. Evet, tekrar tebrik ederim. Evet. Tebrik ederim. Ömer Bey'i de son anda evet. Arkada gördük. Gülo günaydın. Gülo günaydın. Allah rahmet eylesin. Ali Doğan amca amcamız da orada. Ali Doğan başkanlarımızdan. Gerçekten çok özel görüntüler. Tabii kaybettiklerimiz var. Hayatta olanlar, Mümin hocama, Hasan Saydam'a,
Uzun ömürler. Versin. Çok özel, çok güzel bir nostalji bu hafta hazırladık. Türkiye Jockey Kulübü Kupası koşusunun hemen sonrasında işte bu güzel görüntülerle veda ediyoruz. Yine Şükrü amcamız da hemen Şükrü amcamız evet. Ekrana geldi. Allah rahmet eylesin. Son olarak da onu söyleyelim ve Banko dergisi, Hasan abimizin ellerinden öpüyoruz. Evet, Banko dergisi. Uzun yıllar ben de Banko derbisi de dergisiniz değil mi? Evet. Hizmetlerde bulundum. Dürbünün içinden yazılarıyla ne güzel hizmet verdik. Ne güzel bir ekipti evet. Gerçekten. Ben mesleğe ilk adım atmaya karar verdiğim dergide çıkan ilandır. İlan değil mi orada? Tabii o zaman 90 senesinde. 90 senesinde ilan gelmiş. İlan çıktı. Şu şartlarda işte apranti eğitim merkezine apranti adayları alınacaktır diye. Babam da o ilanı görüyor. O ilanı gördükten sonra bana teklifte bulundu. Ve o vesileyle de ben kabul ettim. Gelip bu işe adım attık. Evet. Ben tabii geçen hafta yoktum Banko ama dergisi. Yolda tabii hazırlanışta gördüm. Ceher Hocam'dan da sen aldın değil mi o? Evet. Ceher Hoca da aslan. Efsanedir Ceher Aras. Şimdi rekorlar hep kırılmak içindir ama bu rekor 32 yıldır kırılmadı. Evet. Her sene bekleniyor bir şekilde evet. Ama kırılamadı diyelim. Ve kapanışı Hasan için abiye son bir kez daha selam ediyoruz. Selamlarımızı gönderelim efendim. Ellerinden bizi izliyor mutlaka. Ellerinden öpüyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Yalçın kapanış için. Sağlıklar olsun inşallah. Teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu. Nostalji de efsane bir nostalji. Böyle güzel bir nostaljiyle geceyi kapatıyoruz, sonluyoruz. Herkese iyi geceler diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek ümidiyle. Hocam. Güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum ben de ki o güzel yayın üzerine çok da güzel, çok anlamlı bir nostalji oldu. Umarız böyle anlamlı nostaljileri yeniden getirebildiğimiz kadar atseverlerle getirir, buluştururuz. Tüm atseverlere bol şanslar, iyi geceler diliyorum. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için efendim. Tüm ekip arkadaşlarımızına iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalınız.